Efendim merhabalar, iyi akşamlar. TRT Haber ekranlarına birinci sayfaya hoş geldiniz değerli izleyenler. Saatlerimiz tam 21'i gösteriyor. Gelişmelerle karşınızdayız. Sayın seyirciler, hükümetin yeni konut atılımı olan orta gelirlilere yönelik yeni evim projesinin detayları dün açıklandı biliyorsunuz. Ve ilk etapta 100 bin aileyi ev sahibi yapmayı hedefleyen kampanya bu akşam ilk saatimizin ana başlığı olacak. Gayrimenkul sektörünün önemli kuruluşlarının önemli başkanlarıyla yeni evim kampanyasını konuşacağız. Yani doğrudan sektörle konuşacağız. Kampanya konut piyasasını nasıl etkileyecek? Kampanya önümüzdeki süreçte daha da genişletilebilir mi? Konut satış fiyatları ve kiralardaki yükseliş sona erer mi? Hepsini konuşacağız. Birinci sayfa başlıyor değerli izleyenler. Şimdi ilk olarak bilgi penceremizde dünden bu yana derlediğimiz bütün bilgileri başlıklar halinde sizlerle paylaşacağız. Ve başlığımız da yeni evim kampanyası. Orta gelirliye konut hamlesi. Kampanya 81 ilde ilk etapta 100 bin konutla başlayacak kıymetli izleyenler. Konut bedelinin en az %10'u peşin alınacak. Krediler 0,69'dan başlayan faizle 15 yıla kadar vadeli olacak. Aylık taksitler hane gelirinin %40'ını geçmeyecek. İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Mersin, Muğla'da bir yıl ikamet şartı var. Yani orada oturmak ya da kiraya vermemek zorunluluğu var. Hanedeki eşlerin üstünde konut olmama şartı da aranacak. Ailesiyle yaşayan gençler kendi adına başvuruda bulunabilecek. Verasetle ev sahibi olanlar başvuru yapabilecek. Bunun da altını çizelim. Zorunlu haller dışında konutlar 5 yıl satılamayacak. Projeye başvurular 16 Ocak'ta başlıyor efendim. Az bir süre var. Banka veya katılım bankalarına başvuru yapılacak. Herhangi bir başvuru ücreti alınmayacak. Bu önemli. Yani herhangi bir ön koşul ya da bir başvuru ücreti yok. Sosyal donatı alanları öncelikli olan 0 ve 81 ilde bitmiş konutlar. Belirli bir oranda tamamlanmış ve inşaatı devam eden konutlar. Bankalarla garantörlük sözleşmesini imzalamış yeni başlayacak projeler, Emlak Konut Genel Müdürlüğü'nün ürettiği projeler, GİODER, İNDER, KONUTDER, İMKON'la TMB'ye bağlı olan şirketlerin projeleri kampanya kapsamında olacak. Bunun da altını bir kez daha çizmiş olduk. Bir de bu işin finansman boyutu var. Şimdi yeni evim konut finansman programı nasıl? Ona bakalım gelin. Asgari peşinat %10, yüklenici payı %5, en az 55 bin Türk lirası. Hazine ve Maliye Bakanlığı ilk 3 yılda 99 bin lira karşılayacak. 0,69'dan başlayan faiz oranlarıyla 180 ay vadeli, yani 15 yıl. Hazine payının geri ödemesi ise son 8 yıl olacak değerli izleyenler. Bu arada kırsal kesimde konutu olanlar programdan yararlanabilecek. Başvuranın son 12 ayın en az 9'unda sosyal güvenlik priminin ödenmiş olması gerekiyor. O da bir şart. Konut üretici firmadan satış fiyatının %5'i peşin olarak alınacak değerli izleyenler. Şimdi bir de ödeme tablosu var değil mi? Onu da paylaşmak istedik sizinle. Yani bir örnek olsun. Bu konut finansman ödeme tablosunda diyelim ki finansman bedeli 1 milyon lira ekrana yansıyor. Taksit tutarı 1.36 ay 4.400 lirayla 6.500 arası. Taksit tutarı 37.180 ay 10.300 lirayla 12.700 lira. Toplam finansman maliyeti de 1 milyon 909 bin lira. Yani bu finansman tablosuna göre 1 milyonluk bir finansmanın geri ödemesi 1 milyon 909 bin lira. Sayın seyirciler, bunu da altını çizelim. İşte bütün bunları kıymetli konuklarımızla değerlendireceğiz. Ankara stüdyomuzda İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu, yani kısa adıyla İMKON Genel Başkanı Tahir Tellioğlu. Sayın Tellioğlu, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Ve sağ olun. Ve Türkiye Müteahhitler Birliği Başkanı Erdal Eren de bizimle birlikte. Sayın Eren, siz de hoş geldiniz efendim. Teşekkür ederim. İstanbul stüdyomuzda İTO Gayrimenkul Hizmetleri Komitesi Başkanı Hakan Akdoğan bizimle birlikte. Sayın Akdoğan, siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ve bir kıymetli konuğumuz da uzaktan bağlantıyla KONUTDER Yönetim Kurulu Başkanı Altan Elmas. Sayın Elmas, siz de hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk, teşekkür ederim. Sağ olunuz. Şimdi hızlıca yayınımıza başlayacağız. Bol konuklu, çünkü bu akşam adeta bir çıkarma gibi düşünüyoruz. Yani sektörün içinden kıymetli isimlerle konuşulmayan bir şey bırakmayalım istiyoruz. Ve Sayın Tellioğlu, sizinle başlayalım. Şimdi orta gelirlilere yönelik konut kampanyası için nasıl bir değerlendirmeniz olur? Öncesinde biz geçen hafta sizi konuk ettiğimizde bu içerik belli değildi. Daha çok çerçeveyi konuşmuştuk. Dün de içeriği gördük. Siz nasıl buldunuz? Valla ben çok ayakları yere basan, gerçekte orta kesime yönelik en ince ayrıntılarıyla çalışılan bir proje olarak görüyorum. Biz tabii arz kesimini temsil eden sektör temsilcileri olarak arz kesiminin de biraz daha desteklenerek bu tüketimle dengelenmesini arzu ederdik. Ama özellikle ödeme yılının uzatılması önemli bir faiz desteği. Yani bugün yaklaşık 1 milyon liraya, siz de biraz önce çok güzel bir sunum yaptınız, 4500 TL, ikinci yıl 5500, üçüncü yıl 6000 TL. Evet. Ortalama vatandaşımızın bir kiraya oturma bedelinin belki bir tık daha altına. Çünkü bunlar orta gelir grup konutları. Yani yaklaşık 3-4 milyonlu konutlardan bahsediyoruz. Bu açıdan çok kıymetli. Oradaki ilk 3 yılı Hazine Bakanlığı yarısını sübvanse ediyor. Sonraki 8 yıldan sonra ödeme planını aksıyor. O da takdir edersiniz ki yıllara sarı enflasyonik değerlerden dolayı o da sonraki taksitler bayağı düşüyor. Dolayısıyla düştüğü bir noktada bunun eklenmesi de önemli bir konu. İlk 3 yıl kısmını da şunun için çok önemsiyoruz. Vatandaşımız kirada olabilir veya kirada değilse bile, hazırsa, boştaysa bile hemen taşınma aşamasında sonuçta yeni bir ev alıyor. Yeni bir evi yeni eşyalarla ikame etme durumunda. Dolayısıyla bununla ilgili bir ödeme yükümlülüğü ve ödeme yükü altında olacağından dolayı bu da düşünülmüş ince bir ayrıntı diye düşünüyorum. Diğer taraftan belli sosyal şartlara bağlanması da kamunun bunu sübvanse etmesi açısından da diğer hem alt gelir grubu vatandaşımızın hem üst gelir grubu vatandaşımızın vergileriyle desteklenen bir proje olduğundan dolayı bu da önemli bir şey. Yani öyle evi olan işte veya başka yatırımları olan kişilere bu imkanlar tanınmıyor. O şehirde oturma imkanı önemli bir ölçü. Ve diğer imkanlarla 5 yıl satamayacak. 5 yıl satamaması önemli bir ölçü. O aileden başka birinin bir konutu olmaması da o ailenin bir konuta ihtiyaç olması açısından, hane sayı adet açısından da önemli. Dolayısıyla çok uygulanabilir, çok doğru. Özellikle inşaat temel malzemelerinin çok arttığı, fahiş rakamlara ulaştığı bu noktada orta kesimin hakikaten konuta erişimde zorlandığını görüyoruz. Hükümetimizin yakın zamanda 3 ay önce alt ve sosyal orta gelir grubuna, yani alt daha çok alt gelir grubuna böyle bir proje yaptıktan sonra orta gelir grubuna da bunu yapmasın. Ortalama vatandaşımızın orta ve alt gelir grubunda %80'lik kitlesini, yani %20'lik kitle üst gelir grubu kabul edersek %80'lik kısmına bir imkan sunulmuş oluyor. Bu açıdan Sayın Cumhurbaşkanımıza da sektörümüz adına şükranlarımızı arz ederiz diyebilirim. Çok teşekkürler. Sayın Başkan, siz ne dersiniz efendim? Eğer izin verirseniz ben önce son dönemde inşaat sektörü ne noktadaydı, şimdiden sonra inşallah nereye gideceğini ümit edeceğiz diye bir kısa özet yapmak isterim. İnşaat sektörü 2022 yılının 3. çeyreğinin itibariyle ekonomimiz biliyorsunuz bu yıl önce 1. çeyrekte %7,5 sonra 7,7 sonra 3,9 büyüdü. Ama bu dönemde maalesef inşaat sektörü aynı dönemler itibariyle söylüyorum %7,7, %9,9 ve %14,1 üç çeyreklere küçüldü. Halbuki inşaat sektörü genelde Türkiye'de ekonominin büyümesiyle beraber lokomotif büyür bir sektör, değil mi? Ve beraber küçülür. Çünkü inşaat sektörü 2016 yılına kadar Türk ekonomisindeki yer itibariyle yaklaşık %9'lara kadar varan bir büyüklüğe sahipken maalesef bu yıl itibariyle bu oran %4,6'lara kadar düşmüş durumda. Yani inşaat sektöründe ciddi bir küçülme var son yıllarda. Bunun bir sürü nedenleri var. Bir yandan işte kamunun yatırımlarının biraz frene basılmış olması, biraz savaş nedeniyle dünyada da inşaat sektörünün küçülmüş olmasının bize etkileri, maliyet artışları ki oraya geleceğim. Tabii bu çerçevede özellikle inşaat sektörünün yaptığı yatırımlarda da paralel bir düşme var. Ve bu rakamlar daha da büyük hatta. Yine söylüyorum,
2022'nin 3 çeyreği itibariyle inşaat sektörü yatırımları önce %6.6 bir yıl içinde, sonra %9.9, sonra %19.9 oranında küçülmüş. Yani inşaat yatırımlarında da bir küçülme var buna paralel olarak. Aynı dönemlerde tabii inşaat malzemelerinin Rusya-Ukrayna savaşının etkileri artı Covid sonrasındaki ulaşım etkileri, Çin'in demir çelik sektörüne yaptığı büyük zamları bir araya getirdiğimiz zaman Türkiye'de bir de bunun yanına döviz tabii artışlarını koyarak geliyor. İnşaat sektörünün bir sürü kalemi maalesef dövizle bağımlı, enerjiyle bağımlı fiyat artışlarına şey yapıyor. Bizler çoğunlukla müteahhitler olarak işte demir üreticileri, çimento üreticileri falan diye yükleniriz ama bunun da temelinde aslında genel enflasyon oranlarındaki artış var. Bakın bahsettiğimiz dönemlerde Ocak 2021 ile Kasım 2022 döneminde inşaat malzemelerinin artış oranı %170'i bulmuş. Evet. TÜİK'in inşaat maliyet endeksi rakamlarından bahsedeyim biraz. Ekim ayında inşaat maliyet endeksinin malzeme kısmı %128 yıllık, işçilik kısmı %85,6 oranında artış göstermiş. Dolayısıyla inşaatların maliyetlerindeki artış devam ediyor. Bir başka sorunu var Türkiye'de, özellikle konut yatırımcılarımızın karşı karşıya oldukları arsa maliyetlerinin yüksekliği. Bizim gençlik dönemlerimizde, öğrencilikten yeni çıktığımız dönemlerde yapsat sektöründe şöyle bir şey konuşulurdu. Denirdi ki işte üçte bir maliyet arsadır. Büyük şehirler için söylüyorum. Üçte bir maliyet yani %30 inşaatın kendi maliyetidir. Diğer %30 da müteahhitin genel giderleri ve karıdır vergisiyle beraber diye konuşulurdu. Şimdi büyük şehirlerimizde arsa, kat karşılığı arsalardan bahsediyorum çok kolay vatandaşımızın anlayacağı bir şekilde, maliyet olarak arsanın geliş oranları %50'lerin üstüne çıkmış durumda büyük şehirlerde. Bırakınız büyük şehirleri. Yani yarısı arsa sahibine giriyor. Yarısı arsa sahibinin oluyor. Yani bir bina yapıyorsanız birisinin arsasının üzerine yarısını kendisine istiyor o dairelerin. Şimdi bu şekilde başladığında bir de bu inşaat maliyetleriyle beraber konut fiyatlarının artışları tabii kaçınılmaz evet. olmuş durumda. Size onunla da ilgili birkaç tane yine TÜİK rakamlarıyla, Merkez Bankası rakamlarıyla vereyim. İnşaat maliyetlerindeki artışlar yaklaşık olarak, az önce söylemiştim %128'lerde olurken, konut satışlarındaki fiyat artışları da %380'lere kadar varmış bazı evet. şeylere, bölgelerde maalesef. Bu gelmiş tabii bu sefer konut satışlarını etkilemiş. Ne olmuş? Son iki yılla ilgili yine size TÜİK rakamlarıyla veriler vereceğim. 2021 ve 2022 arasında Kasım'dan Kasım'a satış şeklindeki konutların toplamı %34 azalmış. Yani bir yıl içinde satılan konut %34 azalmış. Bunun çarpıcı kısmı şu, ipotekli satışlar yani banka kredisiyle yapılan satışlar %57 azalmış, küçülmüş. Diğer satışlar, senet, işte noter, nakit vesaire tipi satışlar, onlar %27 azalmış. Evet. Bir başka çarpıcı bilgi vereyim size. İlk el satışlar, toplam satılan konutların dörtte biri. Yani dört satılan konuttan bir tanesi yeni konut. Bu da arz sorununu ortaya çıkarıyoruz. İşte az önce konuştuğumuz evet. bu maliyet artışları, arsa maliyetleri derken maalesef konut yapan meslektaşlarımız inşaat yapmaz. Çünkü yapacakları inşaatları o fiyatlarla, o maliyetlerle satacak müşteri evet. bulamaz duruma gelmişti. Peki efendim. Tabii satışlardaki düşüşün başka bir nedenleri de var. İşte banka kredilerine ulaşımdaki zorluk, konut kredilerinin maliyet artışları son dönemde. O yüzden şimdilerde son 3 ay içinde hükümetimizin yaptığı önce dar gelirliler için olan 250 bin konut hamlesi, şimdi orta gelirliler için olan bu konut hamlesi, dün açıklanan hamle, sektörün bir parça canlanabilmesi açısından Sayın Başkan'ın da söylediği gibi çok önemli bir can suyu olacağı ümidi veriyor. Neden? En azından Anadolu'da yaygın, Türkiye'de yaklaşık olarak resmi gayri resmi diyelim müteahhit sayısı 400 bin civarında söyleniyor. Hı hı hı. Yani bizlerle aynı kartvizit tanışan 400 bin vatandaşımız var. Evet. Bunların çoğunluğu ya konut üreticisi yahut da kamuya, devlete iş yapanlar.
Zaten biraz sonra o kamuya iş yapan meslektaşlarımızın da içinde bulundukları durum ve çözüm önerileri çerçevesinde hükümetin yaptıklarını size arz etmek isterim. Şimdi Sayın Akdoğan, sizinle devam edelim. Sayın Eren de, Sayın Tellioğlu da çok önemli bilgiler paylaştılar. Aslında şu şekilde bağlayarak size sözü verebiliriz. Yani bütün bu son dönemde yaşanan sektörel ve yapısal olumsuzluklara karşı hükümet iyi niyet ve tedbirle birlikte, değil mi? İşte şu şartlarla birlikte ben regülatör ve katalizör, yani düzenleyici ve hızlandırıcı rol oynayıp sektörü canlandırıp barınma ihtiyacı olan vatandaşların ihtiyacını gidermek ve sektörü de canlandırmak istiyorum der. Değil mi efendim? Katılır mısınız ve bu projeyi siz nasıl buldunuz? Evet, aslında sizin de söylediğiniz gibi 3 başlık öne çıkıyor burada. Öncelikle piyasayı regüle etmek, ikincisi konut üreticilerine bir kaynak yaratmak, üçüncüsü ise tüketicilerin bu konutlara ulaşabilirliğini kolaylaştırmak. Bunlar için atılmış çok önemli hamleler. Biraz önce değerli konukların da söylediği gibi aslında TOKİ'nin projeleriyle başlayıp bugünkü işte orta gelirli açıklanan projeyle birlikte de görüyoruz ki tüm bu adımlar bir barınma sorununun çözümü için atılmış çok önemli adımlar. Öncelikle alt gelir grubunu, sonrasında da orta gelir grubunu konut en temel ihtiyaç. Yani bugün barınma ihtiyacı tüm kesimlerin, tüm tüketicilerin, tüm vatandaşlarımızın en temel ihtiyacı ve bu temel ihtiyacı karşılamak da sosyal devlet ilkesiyle de çok bağdaşmaktadır. Bununla birlikte bu atılan adımlar da çok değerli ve önemli adımlar. Aslında biraz verilere baktığımızda bu tarz projelere de çok ihtiyacımız olduğunu da görebiliyoruz. Çünkü %68 pazardan satılan konutların %68'ini ikinci el, %32'sini birinci el sıfır konutlarımız şu anda veri olarak paylaşıyorlar. Bu da zaten burada sıfır konutların üretiminin ne kadar yavaşladığını da bize gösteriyor. Yine eğer iyi bir konut finansman desteği sunulmazsa ipotekli satışlarında nasıl düştüğünü biz bu süreçte gördük. Biraz önce de zaten paylaşıldı. %57 ipotekli satışlarda bir düşüş var. Yani ipotekli satışların aslında toplam satışlardan aldığı pay %14'lere kadar da geriledi. Burada verilecek bu konut finansman desteğinin de ne kadar değerli ve kıymetli olduğunu gördük. Özellikle konutu olmayan vatandaşlara yönelik bu hamlelerin çok doğru ve yerinde olduğunu düşünüyoruz. Yine bununla beraber de tabii ki sonuç itibariyle konutu olmayan vatandaşlarımıza yönelik olduğu için bu kampanyaların sonuç itibariyle demek ki şu anki bu kampanyalardan faydalanacak vatandaşlarımız hali hazırda kiracı durumdalar. O zaman sonuç itibariyle hem kiralarını ödemek adına hem de bu kampanyalara dahil olduklarında kredi tutarlarını ödemek adına da ilk 3 yıl içerisinde sağlanmış olan Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından bu desteği de çok değerli ve çok kıymetli buluyoruz. Çünkü bu 3 yıl içerisinde en azından konutlarına taşınana kadar da çok uygun taksitlerle bu ödemeleri yapabiliyor olacaklar. Bunların hepsini bir bütün ele aldığımızda aslında son dönemde bozulan arz ve talep dengesinin bu atılan adımlarla beraber en azından arzın daha da artırılması ve piyasanın da normalleşmesi adına çok önemli adımlar olarak görüyoruz. Çok teşekkürler Sayın Akdoğan. Şimdi Altan Elmas'la devam edeceğiz. Konut Der Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Elmas. Şimdi ikinci turda daha detaya gireceğiz ama herkese genel görüşünü sordum. Size de genel görüşü sorarak girmek isterim. Demek ki burada bir dengeye ihtiyaç var, değil mi? Arz ve talep dengesine. Bu kampanyanın aslında amaçlarından biri de o. Az önce Sayın Akdoğan da çok güzel altını çizdi. Yani buraya başvuracak işte en az 100 bin kişi, hepsi kiracı. Hem barınma sorununu ortadan kaldıracak, hem sektörü canlandıracak, hem bir ihtiyaca cevap olacak. Ne dersiniz? Siz nasıl buldunuz? Evet, teşekkür ediyorum. Ben öncelikle Cumhurbaşkanımıza, Hazine Bakanımıza, Çevre Bakanımıza, Bakan Yardımcılarımıza, kamu bankalarımıza, kamu finans kurumlarımıza çok teşekkür ediyorum. Kendileriyle aşağı yukarı 3 aydır önemli bir çalışma, istişare mekanizmasını yürüttük biz konut devri olarak. Ve bu mekanizmanın oluşması için de
ciddi anlamda katkı vermiş olduk. Tabii diğer STK'larımız da aynı şekilde. Sonuçta aslında işin kamu tarafı ve sektör tarafının bütün bilgi, birikim ve imkanları üst üste konularak kalıcı bir model inşa etmeye çalıştık. Sektördeki dinamikleri etkileyecek güçte bir model inşa etmeye çalıştık açıkçası. Ve 3 aydır da yoğunlaşarak geldiğimiz yer burası. Doğrusu ben gelinen yerden umutluyum. İyi bir yere geldiğimizi düşünüyorum. Sonuçta biz sektör olarak da önemli bir destekle elimizi taşın altına koymuş oluyoruz. Burada tabii çok detay çok fazla, sektörün dinamikleri çok fazla, çok farklı. Meslektaşlarımız bir kısmına değindiler, önemli rakamlar, önemli şeyler de verdiler. Onları tekrara düşmek istemem açıkçası. Ama şunu söylemek lazım, Türkiye'de sonuçta bir konut üretim sıkıntısı var. Ve bu özellikle de 2019 yılından itibaren devam eden bir süreç. Ama 2019'u, 20'yi, nispeten de 21'i diğer önceki yıllardan gelen biraz stok fazlasıyla erittiği için, geçirdiği için halkımız tarafından ve üretim tarafında çok fazla insanlara yansımayan bir dönemle geçirmiş oldu inşaat sektörü. Ama 21'in yarısından itibaren de ciddi anlamda konut üretimindeki azalma, ihtiyacın altında üretim yavaş yavaş hissedildi. Diğer faktörler, dünyadan gelen pandemi faktörleri, enflasyon faktörleri, Amerikan Merkez Bankası'nın parasal genişleme sonucunda dünyadaki her türlü emtianın fiyatının dolar bazında ikiye katlaması gibi çok faktörler. En sonunda Ukrayna Savaşı ile beraber enerji kaynaklı büyük enflasyonla beraber aslında çoklu etkiyle, çoklu mekanizma veya çoklu tesirlerle birkaç yıllık birikimin de getirdiği bir sonuçla ciddi bir konut kriziyle ülke karşılaşmış oldu. Buna dair de çözümler, düşünceler, imkanlar elbette ki hem hükümetimiz tarafından hem biz sektör temsilcileri açısından tarafından konmaya çalıştı. Ve bu noktada da geldiğimiz yer, önümüze aldığımız şey budur. Ben bunu bir kampanya olarak lanse edilmesini asla doğru bulmuyorum. Sonuçta bu bir model, bir konut edindirme modeli ve ihtiyaç duyan insanların konut edinebileceği bir model. Buradaki hedefimiz bizim 100 bin konutu 2023 yılı içerisinde yapıp bitirip ondan sonra dağılmak değil. Buradaki hedefimiz şu, bunu kanuni bir altyapıya da oluşturarak, onunla ilgili detayları da netleştirerek sürekliliğini sağlamak. Dolayısıyla biz aslında her yıl 100 bin insanımızı konut sahibi yapacak, erişemeyen insanlarımızın erişimini sağlayacak ve konut sektörünün üretim gücünü de bu tarafa doğru sevk edecek, bu tarafa doğru kanalize edecek bir mekanizma oluşturduğumuzu düşünüyorum. Ve bu anlamda da sektörde bana göre oyun değiştirici bir mekanizmadır elimizdeki model, mekanizma adına ne dersek artık. Ve sonuçta konut üretimini de 600 bin rakamlardan 700-750 bin konut gibi ihtiyaca dönük rakamlara eriştirebilecek güçte bir modeldir. Aynı zamanda da bir başkasının ikinci, üçüncü, beşinci konutunu alarak yürüttüğü ve kiraya verdiği, kira mekanizmalarından yürüyen bir konut sektörü yerine daha konut sahipliğinin öne çıktığı, insanların kendi konutlarını belli bir imkan dahilinde, belli bir vade dahilinde alabileceği ve konut üretimi içinde önemli bir itici güç olabileceği bir mekanizma söz konusu olmuş oldu. Buna tabii KGF imkanını da entegre edince aslında üretim tarafı da bu paketle beraber desteklenmiş de oluyor. Yani birden çok aslında imkanı bir araya getirip birden çok yöne doğru da yön tayin edecek bir güçlü mekanizmayı halkımızın önüne sunmuş olduk. Evet. Ben sektörün bundan çok faydalanacağını düşünüyorum. Üretim artacak. Üretim artınca
Bir kere 100 bin konut demek, birkaç rakamdan bahsedeyim müsaadenizle. Buyurun. 100 bin konut demek aşağı yukarı 250 bin istihdam demek. İlave 100 bin konut, 250 binlik ilave istihdam demektir. Sadece inşaat sektöründe. Bir o kadar da inşaat sektörüne üretim yapan mobilyacısından, halıcısından, betoncusuna, demircisine, bütün inşaata dayalı sanayi ve üretim ve hizmet sektörü açısından baktığımız zaman bir o kadar da aşağı yukarı öyle bir istihdama getiriyor. Zaten şu anda biz 1.6-1.7 milyon kişiye düşmüş vaziyette istihdamımız bizim. Erdal Bey'in bahsettiği en iyi dönemimiz 2016-2017 yıllarında biz aşağı yukarı 2.1 milyon kişiyi istihdam ediyorduk sektör olarak. Ve milli gelir içerisindeki payımız da %8.6-8.7'lere kadar maksimum çıkmıştı. Dolayısıyla aslında Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu büyüklükler bunlardır. Bu büyüklükleri sağlayacak etkilere ihtiyaç var. Bu mekanizmada da bu etkiyi doğuracak, buraya doğru bizi tekrar yönlendirecek bir imkan olmuş oldu. Evet. Vaktim var mı? Devam edeyim mi? Yoksa bir tur daha yapacağız. Orada devam edelim. Yani kampanyanın detayları var. Orada birkaç cümle onu söyleyeyim müsaadenizle. Tamam, lütfen. Evet. Şunu çok önemsedik açıkçası bu hesabı kitabı yaparken. Şimdi konut fiyatlarının yükselmiş olması, bunları da mutlaka konuşuruz önümüzdeki saatlerde. Ama insanların büyük bir kesimin, çok geniş bir kesimin moralini bozmuştu. Yani evet, gelirler arttı, enflasyona ezdirmeme anlamında birçok önlem, tedbir alındı hükümetimiz tarafından. Ancak konut fiyatları daha da yukarıda arttığı için insanların erişimi çok ciddi anlamda daralmıştı. Ve bir moralsizlik söz konusuydu. Özellikle çalışan kesimde, sabit gelirli kesimde, özel olsun, memur olsun, ciddi bir etki vardı. Ve insanların geleceğe bakışı, konut alma ümitleri çok zedelenmişti. Bence bu işin, bu kampanyanın veya mekanizmanın en önemli kısımlarından bir tanesi de bu kesimdeki insanlarımızın moralitesini yükseltecek. Bu insanlarımızın geleceğe bakışını daha sağlıklı hale getirecek. Şu demek, yani bu insanlar çalışıyor şirketlerde, kendi şirketlerimizde çalışıyor, kamuda çalışıyor, üretim yapıyorlar. Bu insanların moralitesinin yükselmesi, Türkiye'nin moralitesinin yükselmesi demek. Şirketlerin performansının yükselmesi demek. Kamunun performansının yükselmesi demek. Mutsuz insanlar, moralsiz insanlar bir şey üretemez. Üretse de ürettiği şeyden çok razı olmaz, gönlü kalır ve bir şekilde toplumun gelişimine de negatif etki yapar. Dolayısıyla böyle moral değerler anlamında da ben çok önemli bir şey olduğunu düşünüyorum. Ve sadece evet. 100 binlik değil de böyle 500 binlik, 600, 700 binlik hedefler gibi düşünürsek çok daha geniş bir kitleyi içine alabilecek önemli bir iş olduğunu kamuoyumuza da anlatmış oluruz. İlk 3 yılı çok düşük taksitlerle, çok ödenebilir, çok erişilebilir taksitlerle geçmeyi çok önemsedik bu hesapları yaparken. Aşağı yukarı %50'sine varıncaya kadar düşürmüş olduk. Sektör de buna ilk yıla özellikle destek vermiş oluyor. İkinci, üçüncü yılda hazine daha çok. Dolayısıyla hem 0.69-0.79 gibi oranlarda enflasyonun 60'larda 65'lerde olduğu bir ortamda inanılmaz cazip ve inanılmaz büyük bir imkan. Dolayısıyla peki, bütün topluma iyi gelecek bir hizmet olduğunu düşünüyorum. Peki efendim, teşekkürler. Şimdi birer kez daha konuşma imkanı olacak konuklarımızın. Dolayısıyla görüşleriniz çok kıymetli. Sayın Tellioğlu, notlar aldınız. Orada neler yazıyor onu soracağım. Ama öncesinde şimdi bu konut kampanyası diyelim. Hatta işte Sayın Elmas bu model dahilinde olan işte GIO der, İN der, Konut der, İMKON ve TMB de var. Şimdi bize en çok gelen sorular şöyle: 16 Ocak'ta biz ne yapacağız? Yani nereden, nasıl başvuracağız? Örneğin hangi projenin İMKOM'a ya da hangi projenin TMB'ye ait olduğunu nasıl bileceğiz? Bununla ilgili bir portal oluşturulacak mı? Yol gösteren bir rehber olacak mı? Sizin bununla ilgili bir düşünceniz, görüşünüz ya da bir bilginiz var mı? Diyerek elbette diğer mevzulara da girebilirsiniz. Çok teşekkür ederiz. Müsaadenizle şimdi bu konunun detayları bayağı konuşuldu. Zaten ilgili, evet, vatandaşımız da
artık sosyal medya ve hızlı bilgi akışı üzerinden takip edebiliyor. Yani bir kura yok değil mi? Yok. Artık, Çevre Şehircilik Bakanlığı da bununla ilgili sağ olsun bir web sayfası oluşturdu. Orada birçok bilgi akışı var. Fakat ben müsaadenizle, çünkü zaman çok sınırlı, 3-4 tane önemli konuya değinmek isterim. O da bugünle ilgili. Hı hı. Şimdi bu tür modeller, bugün geldiğimiz nokta işin doğrusu önemli küresel ekonomik ve pandemi sıkıntılarından dolayı daralan emtia fiyatlarının adeta kara borsaya düştüğü bir süreçten, inşaat temel malzeme fiyat artışları, vatandaşın alım gücünün azalmasından dolayı hükümet elinden gelebilen bir müdahale yöntemi olarak sosyal alt gelir grubu ve orta gelir gruba yönelik böyle bir jest yaptı. İşin doğrusu vatandaşın anayasadan gelen bir hakkı hukukunu da desteklemek babında. Fakat bunlar kamu desteğiyle, kamu bütçesiyle çok sürdürülebilir politikalar değil. Ortalama 1 milyon liraya bugün 1 milyon TL'lik krediye devlet 600 bin TL'ye sübvanse ediyor. Dolayısıyla 3 milyon TL ortalama kentlerde kullandığınız zaman 1 milyon 800 bin lira gibi bir sübvanse var. Dolayısıyla bizim sektör olarak burada ortak ve müşterek izah ettiğimiz konu ne? Konut üretiminde ciddi bir düşüş var. Hem de yıllara sari. Düşüşten düşüş, düşüşten düşüş. Yani geçen yıldan diyelim %30 düştü. Diyelim ki 1 milyon 300 binden %30 düştü. 1 milyona üzerine bir daha düştü. Sonra bir daha düştü. Dolayısıyla totale baktığın zaman %60 civarında bir düşüş söz konusu. Peki şimdi burada müteahhitlik sektörü çok kazanıyor da mı konut üretiminden vazgeçti? Hayır değil. Erdal Bey kendi takdir yetkisi ama ben işte dövize endeksli maliyet artışı ve konut maliyet artışlarını inşaat malzeme fiyat artışlarının 2 kat 3 kat daha fazla arttığı cümlesini doğru bulmuyorum. Şöyle, şimdi ortalama inşaat temel malzeme fiyat artışları sadece dövize endeksli değil, özellikle çimento ve bir kısım mamuller bunun ötesinde çok ayrışmış bir şekilde arttı. Yani son bir yıldır takdir edersiniz ki dövizde bir hareketlilik yok. Belki %10 artmış, artmamıştır. Emtia fiyatlarında son 6 aydır düşüş var ama buna paralel olarak simento fiyatları %100'den fazla artmıştır. %100'den fazla artmıştır. Halbuki akaryakıttan tutun enerjide ve diğer emtialarda düşüş olmasına rağmen %100 fiyat artışlarını sektör olarak kabul etmiyoruz. Buradan tekrar Rekabet Kurumu bir incelemede göreve çağırıyoruz. Rekabet Kurumu'nu bir an önce. Dolayısıyla inşaat malzeme fiyatlarının arttığı, hala kontrol edilmekte zorlandığı bir noktada devletin özellikle bu inşaat temel malzemelerine regülasyon ayarı vermesi lazım. Devlet gücüyle bunu bir an önce vermesi lazım. Başta simento sektörüne olduğu gibi. Bak demir sektörüne verdi. Demirde çok ciddi bir fiyat hareketliliği yok. Döviz veya hurda fiyatlarına göre bir artış eksilme oluyor ama son 2 yıldır hemen hemen, özür dilerim, son 1 yıldır yaklaşık hemen hemen fiyatlar aynı. Dolayısıyla bunu niye yapmalı? Çünkü siz, biz istiyoruz ki üyelerimiz buna sadık kalsın. Yani üyelerimiz de fırsatçılık yaparak, hani iğneyi çuvaldızını başkasına sokarken iğneyi de kendimize batırma ihtiyacını da kamu adına duyuyoruz. Çünkü devlet bunu iyi niyetle yaptığı bir opsiyonel destekleme. Dolayısıyla biz bunu vatandaşımızın ve kamuoyunun bundan faydalanmasını arzu ediyoruz. Meslektaşlarımıza çağrımız, bütün ÜMKON üyelerine mümkün olduğunca fiyatlarını lütfen isram ediyorum. Artırmasınlar, dirensinler. Buna paralel olarak hükümetimize de çağrımız, inşaat temel malzeme fiyatlarını lütfen imkanlar dahili içerisinde kontrol etsin. Bir maliyet artışı varsa ticaretin tabiatı, üretimin ayakta durabilmesi ve sürdürülebilmesi açısından tabii ki gerekli. O da artıracak. Ama şimdi son bir yıldır ciddi manada bir maliyet artışı yok. Buna rağmen simento sektöründe %100 bir fiyat artışı var. Bu doğru bir şey değil. Bunun gibi bazı mamullerde de var. Bunu özellikle arz etmek isterim. Onun dışında inşaat, arsa, maliyet üretimleri ve bir kısım vergilendirmeler. Dolayısıyla bu vergilendirmelere de devletin dikkat etmesi gerektiği hususunu da arz etmek isterim. Yapı denetime daha dün bugün %100'e yakın bir zam geldi. Dolayısıyla bunlar da ister istemez elinizdeki varlığınızı, ürettiğiniz inşaat metrekaresini sattığınızda buradaki rakamsal TL'den ziyade yeni bir metrekare inşaat maliyetini o rakamlara yapıp yapmayacağınızı hesap etmek durumunda kalıyorsunuz. Onu yapamayacağınızı öngördüğünüz zaman ya fiyatı artırmaya çalışıyorsunuz veya sektörden kopuyorsunuz. Dolayısıyla şu anda sektörün bu noktada üretim gücü yaklaşık %50 civarında düşmüştür. Bizim hükümetimizden talebimiz vatandaşımızın alım gücüne erişebilecek seviyede inşaat sektör maliyetlerini mümkün olduğunca gerek karlılık oranını, müteahhitlik sektörünün biraz düşürmesi, gerek maliyet oranlarının düşürülmesi, gerek vergisel uygulamalar açısından da devletin inşaat sektörü üzerindeki vergi yükünü de biraz daha düşürterek mümkün olduğunca vatandaşımızın alım gücüyle inşaat üretim maliyetlerini birbirine yakınlaştırarak
devletin bu noktada regülatif görevini yapmasını da arzu ederiz. Evet. Elinden geldiği kadar yapıyor, yapmıyor demiyoruz. Bu verdiği destekler çok kıymetli. Biz de bunun için özellikle Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız bu noktada daha yoğun çalıştı. Biz de Altan Bey'in ifade ettiği gibi elimizden geldiği kadar katkı sunmaya çalıştık arz tarafı açısından. Çünkü arzın desteklenmesi ve ucuz üretimin oluşmasını istiyoruz ki vatandaşın bütün kesimi bundan faydalansın. Yoksa buradan bir kısım vatandaş faydalanırken maliyet artışlarını engelleyemezseniz tekrar maliyetler yükselir. Diğer vatandaşımıza daha pahalı bir sunum olmak durumunda olur diye özetleyebilirim. Çok teşekkürler. Sayın Başkan ne dersiniz? Şunu soracağım size. Mutlaka sizin de söyleyecekleriniz var ama şimdi kampanya değil bu bir konut edindirme modeli olsun dedi Sayın Elmas. Kalıcı bir model olur mu? Çünkü konut üreticileri için de devlet tarafından bir şekilde desteklenen, daha kurumsal, işte müşterisi hazır, belirli finansman olanaklarına sahip kurumsal bir yapı avantajlı hale gelir mi? Tabii teşekkür ederim. Şimdi Sayın Elmas'ın söylediği çok önemli bir şey o. Dünyanın birçok gelişmiş ülkesinde herkesin artık neredeyse İngilizcesini Türkçe olarak bile bildiği mortgage diye bir yöntem var. Evet. Yani kiralar şeklinde finansmanına bankaların katılıp evleri alan insanların kira öder gibi bankalara kredileri ödeyerek ev sahibi oldukları uzun vadeli kredilerin verildiği bir modeldir bu. Şimdi ülkemizde ilk defa 15 yıl vadeli banka kredilerinden bahsedildi dün. Bu yeni konut projesinde vadeler 15 yıla uzadı. Şimdiye kadar böyle bir kredilendirmeyi ülkemiz görmemişti. Şimdi bu modelin, mortgage modelinin 3 tane bacağı vardır. Bir tanesi konut alıcısı. Ki ülkemizde maalesef her sene yaklaşık 700 bin, 800 bin yeni konut üretilmesine ihtiyaç var. Ama bir yandan bu maliyetlerden dolayı o üretimde bir zayıflama var. Alım gücü düşmüş durumda enflasyon ortamlarından dolayı. Şimdi bir üçüncü bacağı da bankacılık, finansman. Şimdiye kadar maalesef bankalarımızın konut kredisi olarak sundukları kredilerin koşulları ve vadeleri az önce bahsettiğim uluslararasındaki mortgage sisteminin bazlarına oturmayacak rakamlardaydı. Yani zaten parası olan, zaten o taksitleri ödeyebilecek boyutta olan az sayıda insan ancak konut kredilerini alabiliyordu. Bu modelin en önemli bacağı bence odur. Bankacılık sektörümüz de artık daha düşük faizli, daha ödenebilir vadelerde kredi vermeyi alışkanlık haline getirecektir inşallah. Bu modelin model haline gelmesi Altan Bey'in dileğine katılıyorum. En önemli bacağı budur. Finans sektörümüzün güçlenmesi ve uzun vadeli ve düşük faizli kredi vermesi. Üçüncü bacağı nedir? Bizim meslektaşlarımız. İnşaat sektörü. İnşaat sektörü maliyetlerin dışında az önce bahsettiğim gibi arsa probleminin de kamu eliyle bir şekilde konut yapımcılarımıza, nitekim bir önceki kampanyada ne yapıyor devletimiz? Kendi konutlarını TOKİ kanalıyla yapacak. Dolayısıyla arsa maliyetini sıfır sayarak vatandaşa satacak. Şimdiki modelde bu yok. Bu modelde arsa müteahhitin temin edeceği arsalar üzerine yapacağı konuttan. Dolayısıyla arsa maliyetine bir düşme henüz olmadı. Bunu da sağlayacak bazı formülleri üretilirse eğer konut maliyetleri, konut satış fiyatları gerçekten o zaman düşer. Bir de bankacılıkta söylediğim gibi. Bizim sektörün güçlenmesi ve daha düşük marjlarla çalışarak konut üretimini de götürebilmesi için sektörün diğer bacağının da güçlenmesi lazım. Nedir bu? Çoğu meslektaşımız hem kamu yatırımlarında projeler üstleniyor, taahhütler üstleniyor. Hem konut yapıyorlar. Şimdi kamu sektörümüzde de son dönemde bu maliyet artışlarını karşılayamayacak şekilde bazı çözümler geçen yıl hükümetimiz tarafından kondu. İki defa fiyat farkı kararnamesi çıktı. Ama bunu sağlayamadı maalesef. Bu kayıpları önleyemediğimiz için de birçok meslektaşımız maalesef teminat mektupları yakılarak meslekten düştüler. Yasaklandılar, müteahhitlik yapamaz hale geldiler. Benim eğer fırsat olmuşken hakikaten karar vericilerimizden, hükümetimizden, devletimizden, Sayın Cumhurbaşkanımızdan o meslektaşlarım adına en azından bir defalık sicil affı şeklinde o teminat mektuplarının affedilmesi ve o meslektaşlarımızın mesleğe yeniden dönebilmeleri için yasaklarının kaldırılmasına yönelik bir affı da talep ediyorum, diliyorum. Peki efendim.
Teşekkürler. Ve şimdi İstanbul'a dönüyoruz. Sayın Akdoğan, muhtemelen son sözler olacak. Yaklaşık 10-12 dakikamız var. Şimdi siz aslında bir önceki turda önemli bir hususa değindiniz. Yani bunun tamamen barınma ihtiyacına yönelik olduğunu ispatlayan bir kampanya olduğunu tasvir ederken zaten bu 100 bin kişi şartlara baktığımız zaman kiracı konumunda demiştiniz. Şimdi kira ve satış fiyatlarındaki yükselişlerin durması ya da azalması için bir katkı sunar mı? Elbette sunar ama kısa vadede etkin bir karşılığını görebilir miyiz? Bir de şunu soracağım. Bugün biz de haberlerimizde paylaştık. Birçok haber kanalı da bunu haberleştirdiler. Hiç bu kampanyayla alakası olmayan 15-20 yıllık konutların özellikle büyük şehirlerde o meşhur sitede işte örneğin 5 milyondan 7 milyona çıkıverdiğini gördük. Ne alakası var diye sorayım. Bir alakası var mı? Aslında hiçbir alakası yok. Bunlar hiçbiri bu kampanyaya dahil olan satılık konutlar değil. Yani bir ikinci tüketicimiz bu ilan portalları üzerinden evet ikinci el konutlara talip olup bankaya başvuru yaptığında 0.69'dan başlayan bir krediyle bunu alması söz konusu değil, dahil edilmedi. Zaten bir kere bu kampanyaya dahil edilebilmesi için önce ilgili bakanlığa başvuru yapılacak. İlgili bakanlığın onay verdiği, üreticilerin katıldığı bir zaten bir kampanya bu. Aslında Elmas Bey'in söylediği gibi kampanyadan daha ziyade yeni konut edindirme modeli de çok daha güzel adlandırılmış olur. Bu anlamda ben de konut üreticilerimize çok teşekkür etmek istiyorum. Çünkü onlar da ciddi şekilde bu kampanyanın yani bu yeni ev alma modelinin oluşabilmesi için çok ciddi destekler veriyorlar. Çünkü aslında ülkemiz son 2 yıldır çok ciddi bir barınma kriziyle yüzleşti. Yani öncesinde bir pandemiyle beraber yeni konut üretiminin yavaşlaması ve bununla beraber gelen maliyetlerdeki artışlar, fiyatların artışı derken bir anda hem kiralık tarafta hem satılık tarafta çok ciddi fiyat artışlarıyla yüzleşme durumunda kaldık. Ki bu anlamda işte konut üreticilerimizin fedakarlıkları ve bu sürece verdikleri katkıyla beraber devletimizin de atmış olduğu çok önemli adımlarla birlikte en azından hiç olmazsa barınma ihtiyacına karşılık verebilecek yani konuta ihtiyaç duyan vatandaşlarımız için atılmış bu önemli adımları birileri tarafından manipüle edilme isteği ya da spekülatif fiyat artışına dönüştürme isteğinde yani doğru da bulmuyoruz. Zaten bunun bir karşılığı olacağını da aslında düşünmüyoruz. Bu anlamda aslında bakanımız ortak basın açıklaması yaptığında Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Nebati şunu söyledi. Biz bir komisyon kurup sonuç itibariyle bu kampanyaya dahil olan tüm projeleri bu komisyon tarafından takip ve incelemeye alacağız. Kampanya süresince fiyatlarda bir artış olmayacak. İkincisi de bu kampanyadan bağımsız olarak sırf biz bu kampanyayı duyurduk diye fiyatlarını bir anda yukarıya doğru çeviren, artıran ve piyasayı manipüle etmek isteyen kişilere karşı da çok ciddi bir inceleme başlatacağız dedi. Bunlar da bence çok önemli. Biz de 2 gündür ilan portallarına baktığımızda sizin de az önce söylediğiniz 0 konut bile olsa bile eğer bu proje kapsamına dahil edilmediyse zaten bu oranlardan faydalanamayacak. Bir de ikinci el konutlarda da fiyatların 300 bin ile 1 milyon TL arasında arttığını gördük. Ya bunların hiçbirinin ekonomik gerekçesi olmadan sırf sadece hani açıklanan bu yeni konut modeliyle beraber artırılmış fiyatlar. Bunlar suni bir artış olarak veya bazılarının bu durumu fırsata çevirme isteği olarak görüyoruz ama ilgili bakanlığımızın bu konuda alacağı tedbirler ve incelemeler de çok önemli olacak. Aslında burada bir önerimiz de var. En önemli şey bir kere tüketicilerimizin ilan portalları üzerinden bu fiyatlara ulaşmaları ve biraz da buradaki oluşan o fiyatları ilan portalları üzerinden takip edebiliyoruz. Şimdi buradaki sorun şu, ilan portallarına girdiğimizde kendisini mülk sahibi gibi tanıtan ama mülk sahibi olmayan kopyalanmış ilanlar var. Şimdi bu ilanlarla sonuç itibariyle birileri piyasayı manipüle etmek isteyebilir. Bununla ilgili de bir düzenleme, ilan portalları tarafında da bir düzenleme gelmesinde çok fayda görüyoruz. Çünkü her taşınmazın bir kimlik numarası var. O kimlik numarasına göre bu ilanlar verilmeli. İkinci bir ilan, bir mülkle ilgili olmamalı.
Ayrıca buraya girilen ilanlarda mülk sahiplerinin mutlak suretle doğruluğu kesinlikle onaylanmalı. Yani mülk sahibi tarafından girilen ilanlara onay verilmeli. Eğer bir emlak işletmesi üzerinden de girilecekse o emlak işletmesinin mutlaka yetki belgesinin kontrolü yapılarak bu ilanlara onay verilmeli. Yoksa aksi takdirde hep böyle iyi atılmış adımlar, yani çok ciddi emek verilmiş, çok ciddi çabalarla hem kamunun hem bu tarafta özel sektörün çok değerli çalışmasıyla birlikte ortaya çıkmış önemli çalışmaları birilerinin manipüle etmesine de asla izin verilmemeli. TOKİ projesi Fatih Bey açıklandığında aslında fiyatlara bir etkisi oldu mu diye sordunuz. Oldu, çünkü şöyle, biliyorsunuz ki fiyatları arz ve talep dengesi birazcık da belirliyor. Çok da etkili bir rol oynuyor arz ve talep dengesi. TOKİ açıklama yapınca önce 250 bin konut, sonra 500 bin konut diye açıkladı bu projeyi ve ilk etapta 2 yıl içerisinde 250 bin konutu hak sahiplerine vereceklerini, 2028 yılına kadar da 500 bin konut olacağını, sonradan da 1 milyon arsa verileceğini ve bu arsalarda da vatandaşlar kendilerine uygun bir şekilde, tabii ki TOKİ tarafından belirlenmiş proje çerçevesinde konut üretebilecekler. Şimdi bunlar çok değerli adımlar. Böyle olunca da piyasadaki talepler bir anda özellikle alt gelir grubunun TOKİ projelerine kaymaya başladı. Talepler tabii piyasadan çekilince işte o zaman tabii ki fiyatlarda da, fiyatların artış hızında da biz bir yavaşlama gördük. Bunun da fiyatlara bu şekilde bir katkısı oldu. Şimdi yine emlak konutla beraber piyasadaki birçok talebin bu projelere doğru kayacağını düşünüyoruz. Bunlar da en azından fiyatların normalleşmesi anlamında çok daha önemli bir rol oynamış olacaklar. Çok teşekkürler. Son 5 dakikayı Sayın Elmas size veriyoruz. Efendim, artık böyle spesifik bir soru sormak yerine toparlayıcı bir değerlendirme olmasına yarar var. Evet, teşekkür ederim. Şimdi konut fiyatları mevcut model açıklandıktan sonra insanların bir kısmının ya da satıcı görünen internet sitesindeki bazı ilanlarda ufak tefek hareketlenmeler oldu, belki olabilir. Ama ben size şunu söyleyebilirim çok rahatlıkla. Eğer burada gerçek manada bir fiyat artışını tetikleyebilecek bir durum olsaydı şimdiye kadar çoktan yıkılırdı ortalık. Yani bu 2 gün oldu açıklananı ve 2 gün bitiyor. Ortada 50 tane, 100 tane, 200 tane, 500 tane ya da 1000 tane kişi kendi fiyatını yükseltmiş olabilir. Ya da birileri bunu bilerek yapıyor olabilir. Bunu da test etme şansımız hiç yok bizim. Yani birileri bu şeyleri bu şekilde özellikle yapıp sonra da alıp bunları sosyal medya üzerinden yayarak bakın işte konut fiyatları şöyle oldu böyle oldu diyerek de algı oluşturuyor. Maalesef iletişim, sosyal medya, dijital teknolojiler her şeyi her an gözümüzün önüne sokabiliyor. Bazen çok küçük bir şey çok büyütülerek gözümüze sokulabiliyor. Algılarımız şekillendiriliyor, algılarımız inşa ediliyor. Biz artık bunlara biraz da dur diyebilmeliyiz. İşin büyük resmine bakabilmeliyiz. Bazı insanların bu işi suistimal etmesi olacaktır. Yani bunun önüne geçmemize imkan yok. Devlet hangi tedbiri alırsa alsın, birileri bu işi suistimal etmeye çalışacaktır. İnsanoğlunun doğasında var, tabiatında var. Evet. Birilerinin aklı suça gidecek yani. Bu inanılmaz bir şey ama böyle yani. Yapacak buna bir şey yok. Sonuçta biz iyisini, güzelini, büyük resmi, büyük faydaları öne almalıyız. Toplum olarak, devlet olarak, sektörler olarak, insanlar olarak buradan bakmalıyız. Küçük arizi şeylerin iyi şeyleri zehirlemesine müsaade etmemeliyiz. Ben konut fiyatlarıyla alakalı şunu net bir şekilde söyleyebilirim. Bu mekanizma konutların fiyatlarını bırakın yükseltmeyi, sabitleme anlamında önümüzdeki önemli bir dönemde, önemli bir süre içerisinde konut fiyatlarının sabit gitmesini sağlayacak bir mekanizma. Neden? Şimdi açıkladığımız rakamlar var. Mesela 5 milyona kadar İstanbul'da kredi kullanma imkanı verdi değil mi devletimiz? Güzel. Kredi faiz indirimi de verdi. Ben bir konut satıcısıyım. Üreticiyim aynı zamanda. Ben bu mekanizmadan alıcıları faydalandırmak isterim.
Eğer benim bu mekanizmanın içerisine girmeyen daha yukarıda, daha şeyleri yüksek fiyatlarım varsa bir kere onu biraz indirim yaparak buraya sığdırmaya çalışırım her şeyden önce. Çünkü burada bir talep oluşacak, burada bir imkan açılmış olacak ve sonuçta 1 artı 1 olsun, 2 artı 1 olsun, 3 artı 1 daire taleplerinde insanları bu mekanizmayla sınırlandırılmış alanların içerisine sığdırmaya çalışacak sektör. Malını satabilmek için, üretebilmek için, yapabilmek için. Fiyat artırmak bedava, artırdım ama kimse almaz yani. Böyle bir şey bu. Evet. Sonuçta bir serbest piyasa var. O serbest piyasa şartları içerisinde herkes her şeyi görüyor. Dolayısıyla işin iyi tarafına bakalım. Konut fiyatlarının geçmişte artmasının en büyük sebebi maliyet artışlarıdır. Bunu net bir şekilde görmek lazım. Erdal Bey bunları gayet detaylı anlattı. Biz dünyadan gelen dolar bazında ikiye katlanmış maliyetlerle karşılaştık. Bakın 2016 yılında bütün Türkiye'deki konut fiyat ortalama fiyatı yaklaşık 850 dolar. Bütün Türkiye. İstanbul 1450 dolar. 2016 yılı. Bugün de aynı yerdeyiz. Türkiye 850 dolar civarında. İstanbul'da 1450 dolar. Ortalama konut fiyatı. Demek ki dolar bazında 6 sene önceki fiyattayız. Peki maliyetlerde neredeyiz? 2016 yılında 400 dolara aldığımız çeliği, inşaat demirini şu anda 700 dolara alıyoruz. 40 dolara aldığımız betonun metre küpünü 85 dolara alıyoruz şu anda. Yani dolayısıyla 6 sene önceki fiyatlamaya göre dolar bazında baktığımız zaman bugün aynı rakamdayken maliyetler neredeyse dolar bazında %100'e yakın bir artış söz konusu. Peki efendim. Konut fiyatlarının artmasının en büyük sebebi maliyet artışlarıdır. Bu spekülatif talep yönlü artışlar %5, 10, 15'lerin ötesine geçebilecek bir şey değildir. Yapan elinde kalır. Evet. Yaptıktan sonra 2-3 ay sonra bu fiyatları geri çekmek mecburiyetinde olduğunu acı bir tecrübe olarak yaşar ve görür. Peki. Dolayısıyla insanlarımıza güzel bir imkan sunuldu. Bu güzel imkanı zehirlemek isteyenlere de hiçbirimiz fırsat vermeyelim. Üreticiler zaten böyle bir şeye asla fırsat vermezler. Biz meslektaşlarımıza güveniyoruz. İhtiyaç sahibi insanlarımıza da güveniyoruz. Teşekkür Sonuçta efendim. Memleket için iyi bir şey ortaya çıktı. Bu iyi bir şeyi büyüterek devam ettireceğiz. Çok verimli, gerçekten çok da faydalı bir yayın oldu. Dolayısıyla İmkon Genel Başkanı Tahir Tellioğlu, teşekkür ederiz. TMB Türkiye Müteahhitler Birliği Başkanı Erdal Eren, sağolunuz efendim. İstanbul stüdyomuzda İTO Gayrimenkul Hizmetleri Komitesi Başkanı Hakan Akdoğan bizimle birlikteydi. Sayın Akdoğan, teşekkür ederiz. Uzaktan bağlantıyla Konutder Yönetim Kurulu Başkanı Altan Elmas da gerçekten çok önemli fikirlerini paylaştılar. Çok teşekkür ederiz. Sağolunuz efendim. Teşekkür ederiz. Değerli izleyenler, bu gerçekten verimli yayının ardından sadece 6-7 dakika bir ara vereceğiz. Sonra saat başında Tarkan Zengin hocamızla kamu hayatını, çalışma hayatını, en son memur zammını hepsini konuşacağız, bekliyoruz. Bir kez daha hoş geldiniz. Şimdi bu saatimizde memur ve emekli maaşlarına yapılan %30'luk zammı ilk olarak konuşacağız. Çalışma hayatına ilişkin konularda sık sık bilgisine, değerlendirmelerinize başvurduğumuz Tarkan Zengin hocamız konuğumuz olacak. Yeni zam oranı maaşları %30 oranında yükseltecek. Peki dolaylı olarak başka hangi kalemler bu zamdan etkilenecek? Ek gösterge düzenlemesi, kıdem tazminatı %30'luk zamdan nasıl etkilenecek? Memur zammı ile birlikte değişen diğer ödemeler neler olacak? Hepsini konuşacağız. Başlıyoruz. Her zaman olduğu gibi artık bir birinci sayfa klasiği oldu. Bilgi penceremizde bakalım, daha iyi anlayalım. Maaşlara zam oranı %30 oldu. Memur ve emekli maaşlarına %30 zam yapıldı. SSK ve Bağkur emeklilerinin aylıkları da %30 arttı böylece. En düşük emekli maaşı 3500 liradan 5500 liraya yükseltildi değerli izleyenler. Yani yaklaşık %60 zam yapılmış oldu. Taban aylıktan bahsediyorum. Aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 11.848 liraya yükselecek. En düşük memur emekli aylığı da 7.901 lira olacak. Bunun da altını çizmiş olalım.
Ve şimdi bütün bu hususları haberimizde aktaracağız. Haberimizde izleyeceğiz. Sonrasında da Tarkan Zengin hocamızla değerlendirmeye başlayacağız. Memur ve emekli maaşlarına %30 zam. En düşük emekli aylığı 5500 lira. İşverene 400 liralık asgari ücret desteği. AK Parti, Ocak ayından itibaren geçerli olacak düzenlemelere ilişkin kanun teklifini meclise sundu. 9 maddelik teklife göre memur ve emeklilerin nihai zam oranı refah payıyla birlikte %30'a çıkarılıyor. En düşük emekli aylığı da 3500 liradan 5500 liraya yükseltiliyor. İşverenlere asgari ücret desteği de teklifte bulunuyor. Buna göre 2023 yılının ilk 6 ayına ait devlet desteği 100 liradan 400 liraya çıkarılacak. 9 Ocak Pazartesi günü Plan ve Bütçe Komisyonu'na gelecek teklifin hafta içinde Meclis Genel Kurulu'nda yasalaştırılması planlanıyor. Böylelikle zamlı maaşların Ocak ayındaki ödemelere yetiştirilmesi amaçlanıyor. Evet, şimdi memur ve emekli zammının maaşlara yansımasını hesapladık, aktardık birlikte. Peki bu zammın dolaylı olarak etkilediği alanlar neler? Yayınımızın bu bölümünde bu soruya yanıt arayacağız. Ve her zaman olduğu gibi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi öğretim görevlisi Tarkan Zengin hocamız bizimle birlikte. Hocam hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum Fatih Bey. Şimdi siz yoktunuz. Bu yani zammın %30 olarak açıklandığı günün öncesinde şimdi %25'i sizinle değerlendirirken ben şöyle bir soru sormuştum. Hocam acaba sürpriz bir şey olur mu? Siz de olabilir, olmalı da gibi bir ifade kullanmıştınız. Elbette diplomatik bir şekilde. Evet. Ertesi günde oldu. Bir kez daha tebrik ederiz hocam. Yani önemliydi çünkü değil mi? Bunun %30 olarak olması güzel bir beklentiyi karşılamış oldu. Evet, yani o beklenti nedeniyle söylemiştik Fatih Bey. Evet. Yani bunları hani özellikle çalışma hayatını 25 yıldır takip ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanı'nın emek politikalarına bakışını biliyorum. Dolayısıyla ben yani hep masada bir ihtimalin olduğunu değerlendiriyorum. Yine biliyorsunuz EYT ile ilgili meselede de yaş şartı meselesinin ben son tahlilde olmayacağını düşünüyordum. Onu ifade etmiştim. Evet. Ama bütün bunları biz sadece tahmin ediyoruz. Tabii, tahmin bu icrayı yapan Sayın Cumhurbaşkanı. Biraz da nabız tutmakla bakanımız. Yani toplumdaki nabzı tutmakla öyle, ilgili galiba. Öyle. Hocam şimdi ilk olarak biz 3600 ek gösterge ve neler getireceğiyle ilgiliydi ama bugün kıdem tazminatının tavanıyla ilgili de önemli gündem maddeleri ortaya çıktı. Yani bununla ilgili sizin değerlendirmeniz nedir? Kıdem tazminatı nasıl bir değişiklik oldu? Bu galiba daha önemli, en güncel daha doğrusu. Evet, şimdi şöyle buradan bütün vatandaşlarımıza bir önemli uyarı yapalım Fatih Bey, onunla başlayalım. Şimdi Hazine ve Maliye Bakanlığımız memur maaşları belli olduktan sonra Ocak ayına ilişkin ekonomik ve sosyal haklara ilişkin bir genelge yayımlar. Ve bu genelgede biliyorsunuz memur maaşları göstergeler, katsayılar üzerinden hesaplanır. Bu alınan zamma göre yeni gösterge, katsayılar, tavan ücretler, kıdem tazminatı, tavan tutarı yani en yüksek tutarı bütün bunlara dair iki sayfalık bir genelge yayınlar. O genelge bugün yayınlandı ve o genelgede kıdem tazminatının biliyorsunuz taban tutarı en düşüğü asgari ücretin brüt tutarı kadar, en yükseği de en yüksek devlet memurunda yine göstergeler üzerinden hesaplandığı için ona göre hesaplanıyor. Ve dolayısıyla kıdem tazminatı tavan tutarı da en yüksek tutarı da bu çerçevede belirleniyor. Bugün bu genelgede hem göstergelerde yani %30 artış olacağı ifade edilmesine rağmen %16.48 zam üzerinden yeni gösterge ve aynı zamanda yeni kıdem tazminatı tavanı yazıyordu. Ve kıdem tazminatı milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor, işçi emeklisini. Onu özellikle belirtelim. Memurların aldığı ikramiyenin adı ikramiye, işçilerin aldığı kıdem tazminatı. Şimdi EYT düzenlemesi de çıkacağı için yine milyonlarca kişi emekli olacağı için kıdem tazminatı alma hakkını kullanacakları için burada tavan tutarını 16.48 gördü. Ama zam %30 yapılacağı için
Şu anda bunun tutarı 15.371 lira. Buna %30 zam yapılacak. Ama bu genelgede %16.48 kullanıldı. Ancak genelgenin açıklama basın duyurusunda Hazine Maliye Bakanlığımız diyor ki bu tutarlar %16.48'e göre yapılmış. %30 zam mecliste şu anda bir kanun teklifi var. O yasalaştıktan sonra biz yeniden bu rakamları güncelleyeceğiz. Evet. Ama vatandaşlarımız genelgeye bakıp bu Hazine Maliye Bakanlığı'nın şu anda sitesinde var. Bizi izleyenler bakabilirler. Bu uyarıyı, duyuruya bakmadıkları için ya hani %30 deniyordu ama %16.48 zam yapılmış ve orada kıdem tazminatı tavan tutarı 17.330 lira 37 lira gözüküyor. Dolayısıyla burada bir kafa karışıklığı var. Vatandaşlarımız rahat olsunlar. Yani %30 zam yapılacak. Ancak memurlara %30 zam yapılması için Fatih Bey 6. dönem toplu sözleşmesinde ilgili maddelerde revize yapılması lazım. Yani o ilgili maddelere göre zam oranı %16.48 evet. olduğu için bunu doğrudan yapmak mümkün değil. Bir kanun teklifiyle o hesaplamalardaki 16.48'in 30'a çıkması lazım. Zaten bugün ben Twitter hesabımdan bunu da paylaştım Fatih Bey. Mecliste olan kanun teklifinin ilgili maddesini de. Orada zaten diyor işte 6. dönem toplu sözleşmenin 5, 6, 7, 8. maddeleri yani bu ücretleri artışları belirleyen maddelerinde artışlar %30 olacaktır diye kanun teklifi var. Birkaç gün içerisinde mecliste bu görüşülüp yasalaştıktan sonra hem kıdem tazminatı tavan tutarı yeniden belirlenecek hem de gösterge rakamları yeniden belirlenecek. Hem memurlarımız rahat olsunlar hem de işçilerimiz kıdem tazminatı alacak işçilerimiz rahat olsunlar. Bugünlerde bunun bir kafa karışıklığı oluşturmasının nedeni de genelde kamu işçileri de normal işçiler de hep yılın başında emekli yeni kıdem tazminatı belirlendiği için emekliliğini o güne ayırıyorlar. Dolayısıyla bu rakamdan dolayı insanların kafası karışmış olabilir ama endişeye mahal yok. Zaten hem Hazine Maliye Bakanımız hem de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yasalaşma süreci tamamlanacak. Az da değil haklı vatandaşlarımız tabii, Fatih Bey. Tabii %15 civarı. Evet yani şöyle şimdi ben kabaca bir hesap yaptım. Şimdi 16.48 üzerinden 17.337 lira yıllık kıdem tazminatı tutarı. Kabaca benim yaptığım %30 üzerinden hesaba göre de Fatih Bey 19.982 lira. Yani arada nereden baksanız 2.600 liralık bir fark var. 2.600 lira demek 30 yıllık bir şeyde 78.000 liraya tekabül ediyor. 80.000 liraya tekabül ediyor. Dolayısıyla yani vatandaşlarımız bu yüzden bir kafa karışıklığına nedeniyle bir endişe ediyorlardı. Endişe etmelerine gerek yok. Her durumda %30 zammını kıdem tazminatı tavan tutarında da o %30 zam her durumda yansıtılacak. Bu çok önemliydi. Endişeye mahal yok sözünüz de gerçekten rahatlatıcı. Yani şimdi biraz da hak vermek lazım. O kadar dinamik bir süreçten geçtik ki. Evet. Birçok şeyin meclise sevki, işte devam eden var, gelecek var derken yani bunlar birer süreç. Ama bu önemli olan bu sürecin yol devam ederken değil sonunda nereye varacağı. Zaten sonunda oraya varacak. Oraya varacak. Yani birkaç gün içinde evet. yeni rakamlar. Yani mecliste yasalaşacak. Doğru rakam ve güncel bilgi o olacak. Evet. Peki. Yani ama şey bu endişe edecek evet. bir şey. Hatta tereddüte hiç yer yok. Çünkü bakanlık da zaten %30 zamma göre yeni göstergeler, katsayılar, kıdem tazminatı tavanı güncellenecektir diyor. Ben de Fatih Bey gün içinde buna dair çok soru aldım. Evet. Hatta bazı sosyal medya hesaplarında bazı kesimlerin de bunu bir art niyetli olarak işte bakın böyle demişlerdi ama burada kıdem tazminatında bu uygulanıyor. Bu işte vatandaşa yapılan bir haksızlık diye bir şey yapmışlardı. Hı hı. Yani bir haksızlık ya da bir şey yok. Sadece bir yasa süreci olduğu için bu yapılıyor.
Teşekkürler hocam. Şimdi bununla birlikte bir diğer sorumuz da bu %30'luk memur ve işte emekli maaşlarına yapılan zam başka hangi kalemlerdeki ödemeleri ya da getirileri etkiliyor? Bu da önemliydi. Bununla evet. Devam edelim. Şimdi maaşları ya da aylıkları, ödenekleri, çünkü farklı adları var Fatih Bey. Memur göstergesine bağlı olarak değişen çok önemli kesimler var. Bunlar toplumun desteklenmesi gereken kesimleri. Mesela bunlardan birinci grup evde bakım ücreti alanlar. Yani engellilerine bakanlara devletimiz ağır engelli diye raporu olanlara ailelerine evde bakım ücreti veriyor. Sayıları da Fatih Bey 565 bin. Bunlar şu anda 3.336 lira alıyorlar. Bunların da maaşları yine %30 zamdan etkilenecekler ve %30 bunlara da zam gelecek. İkinci bir grup 65 yaş aylığı alanlar. Bunu yaşlılık aylığıyla, yani emekli aylığı dediğimiz o aylıkla karıştırmayalım. 65 yaş aylığını herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan geliri olmayan ama 65 yaşını aşmış kişilere devletimiz bir geliri yoksa maaş bağlıyor. Bunların maaşları da yine memur katsayısına, göstergelerine göre belirleniyor. Sayıları 836 bin kişi Fatih Bey. Belki bu yeni asgari ücretin artışı buradan yararlanma sayısını da artırabilir. Ama şu anda 836 bin kişiden bahsediyoruz. 1684 lira 65 yaş aylığı alıyorlar. Bunların da %30 oranında artacak. Bir diğer grup engelliler dediğimiz, engelli maaşı alan vatandaşlarımız. Bunlar da iki grupta engel durumuna göre %40 ile 69 arasındaki engel grubuna bir ödeme yapılıyor. %70 ve üzeri engeli olanlara da ayrı bir ödeme yapılıyor. Bu iki gruptaki toplam vatandaşımızın sayısı da 616 bin. Bunların da maaşları birinci grupta, yani %40 ile 69 engeli olanlara 1168 lira veriliyor. %70 ve üzeri engeli olana da şu anda 1752 lira veriliyor. Bu rakamlar bugünün %30 artacak. Yani örneğin 1752 lira olan 525 lira da alacak. İşte 2275 liraya çıkacak, kabaca söylüyoruz. Gösterge rakamları belli olduğunda daha net, ama her vatandaşımız aldığı bu ücretleri 1.3 ile çarptığında Fatih Bey, ne kadar ücret alacağını vatandaşlarımız kendileri de görebilirler. Yine muhtarlık maaşları göstergelere göre belli oluyor Fatih Bey. O maaşlar da belli olacak. Önemli muhtarlık bizim hem kültürümüzde hem de devlet geleneğimizde önemli bir yeri olan bir hani yönetim de olsa en işte köylerde, mahallelerde muhtarlık önemli. Onların maaşları da bu çerçevede artacak. Dolayısıyla şehit, dul ve yetim aylıkları var. Yine memur göstergelerine göre belli olan. Bu çerçevede düşündüğümüzde yani çok geniş bir kesimi ilgilendiriyor. Emeklileri de dahil ettiğimizde yaklaşık 20-21 milyon vatandaşımızın, yani bu yapılan zamlar onların hayatlarına doğrudan ya da aldıkları maaş, ödenek, aylık isimleri ne olursa olsun doğrudan etkileniyor. Peki hocam, yani eğer mümkünse, yoksa başka bir konuya da geçebilirim. Hani sizi zorlamak istemiyorum. Şimdi aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 11.848 lira yazmışız biz tablomuzda. Bunu dikkate alarak mümkünse tabii, şimdi 11.848 lira Ocak ayında, 15 Ocak'ta almaya başlayacak bir memurumuz. Bu yeni vergi düzenlemeleriyle birlikte Temmuz maaşını bilemiyoruz tabii şimdi. Temmuz'a kadar nasıl bir vergilendirme sistemine dahil olacak? Yani şöyle, yani reel maaşını hesaplamaya çalışıyorum. Evet, yani bu vergi istisnalarını biliyorsunuz asgari ücrete göre oluyor. Genellikle memurların gelir vergisine tabi matrahları işçilerden farklı oluyor. Yani işçilerin bütün gelirleri ve brüt üzerinden gelire tabi iken memurların belli bir oranda, örneğin işte ortalama işte 7. derecede bir memurun
görev göstergesi durumuna göre değişir ama yaklaşık 5.000 ile 6.000 lira arasında değişen bir vergiye tabi matrahı olur. Evet. Bu nedenle Fatih Bey, normalde gelir vergisi geliri artıran, hatta vergi dilimleri arttığında geliri artıran bir etki ortaya koyarken bizde memurların önemli bir bölümü bu asgari ücret kadar ücretlerin gelir ve damga vergisinden istisna tutulması nedeniyle yıl boyunca önemli bir bölümü vergi ödemeyecek. Bu nedenle Ocak ayında aldığı maaşı Aralık ayında da alacak. Yani örneğin bir üniversite diyelim ki öğretim görevlisi, doktor öğretim üyesi yaklaşık olarak yani o civarda maaş alan memurlar da bu anlamda kendilerini kıyaslayabilirler. Yaklaşık olarak 12 ay boyunca vergi ödemediler. Zaten memurlarımız yani belli bir ücretin üstünde Fatih Bey. Yani evet. Bir çıta koymak gerekir mi bilmiyorum ama daire başkanı ve üzerindekiler belli bir miktar yıl sonuna doğru vergi öderler. Ama önemli bir bölümü yıl boyunca vergi ödemezler. Zaten bodrolarına bakarlarsa oradaki oradan gelir vergisinde sıfır diye yazdığını görürler. O yüzden hani doğrudan maaşı etkileri biz neden hep şikayet ediyorduk? Ya gelir vergisi bizim maaşlarımızı dilimleri çok hızlı geçtiğimiz için azaltan bir etkisi vardı. Dolayısıyla bu azaltan etki en azından ortadan kalkmayacak. Bu sene bu yaşanmış. Ama düzenleme olduğu evet. için de biz onu zaten maaşlarımızda geçtiğimiz yıllarda peki. olumlu etkilerini görmüştük. Hocam devam edeceğiz ama sıcak bir gelişme var, onu aktaracağız. Altılı Masa bugün 10. toplantısını gerçekleştirdi. Gündemin önemli başlıklarından biri de buydu. Altını çiziyoruz. 9 saat 5 dakika süren toplantı sona erdi. Peki neler konuşuldu toplantıda? Bir açıklama var mı? Muhabir arkadaşım Ayşegül Çoban takip ediyor, yerinden takip ediyor. Söz Ayşegül'de. Fatihciğim, ben belirttiğiniz gibi altılı masa liderleri 10. kez bugün bir araya gelmişti. Toplantı sona erdi. 12.30'da başlayan toplantı tam 9 saat sürdü. Aslında bugüne kadar yapılan en uzun süreli toplantıydı. Toplantının en sıcak gündem maddesi de aslında bilindiği üzere ortak cumhurbaşkanı adayının kim olacağı sorusu üzerineydi. Saadet Partisi en son bir açıklama yapmıştı toplantıdan önce ve bugün masaya geleceğini söylemişti. Bu konu bugün istişare edildi. Hemen sonrasında toplantının bir ortak bildiri yayınlandı ve burada bu bildiride Cumhurbaşkanı adayına ilişkin önemli bir madde yer aldı. Hemen onu aktaralım sizlere. Genel başkanlar arasında ortak Cumhurbaşkanı adayının tespitiyle ilgili istişareye karar verdik maddesi yer aldı. O ortak bildiride Cumhurbaşkanı adaylığıyla alakalı çoklu adaya gidilecek mi sorusu son günlerde konuşuluyordu. Onunla alakalı bir ortak aday vurgusu olduğunu bir kez daha belirtelim. Altını çizelim yayınlanan bildiride. Başka önemli maddeler var. Hemen onları da aktaralım size. 30 Ocak'ta Altılı Masa'nın daha önce hazırlamış olduğu seçim sonrası geçiş süreci yol haritası ve ortak politikalar metninin kamuoyuna duyurulacağı bugün o ortak bildiride açıklandı. Tekrar edelim. 30 Ocak'ta duyurulacak Altılı Masa'nın geçiş süreci yol haritası ve ortak politikalar metni kamuoyuna. Bugün zaten masada konuşulacak önemli gündem maddeleri arasındaydı. 6 siyasi lider bugün ortak politikalarla ilgili kararlar verdi ve yol haritasının üzerinden geçti. İşte bu yol haritası 30 Ocak'ta duyurulacak. Bunun dışında bir sonraki toplantının tarihi de duyuruldu. Ocak ayı içinde iki toplantı yapılacağı zaten daha önce söylenmişti. Bir sonraki toplantı İyi Parti ev sahipliğinde yapılacak, 11. toplantı ve 26 Ocak'ta yapılacağını söyleyelim. Tekrar edelim. Bugünün en önemli konusu aslında ortak Cumhurbaşkanı adaylığının masaya ilk defa getirilmesi olmuştu. İşte bu konuyla ilgili Altılı Masa partilerinden ortak bir açıklama geldi. Genel başkanlar arasında ortak Cumhurbaşkanı adayının tespitiyle alakalı istişareye karar verdik vurgusu yapıldı. Ortak açıklanan bildiride. Bir sonraki toplantının da yine İyi Parti ev sahipliğinde 26 Ocak'ta yapılacağının altını çizelim. Bugünkü toplantı en uzun süren toplantıydı. Geçtiğimiz sene Şubat ayından beri toplantı
toplantılar gerçekleştiriyor. Altılı Masa 9 saat sürdü bugünkü toplantı ve bu kadar uzun sürmesinin nedeninin de aslında Cumhurbaşkanlığı adaylığı ile ilgili 6 siyasi parti liderinin artık bu konuyu masaya getirmek istemesi olduğu söylendi. Aldığımız bilgilere göre aktaracağımız bilgiler şimdilik bu kadar diyelim. Sözü yeniden size bırakalım Fatih Çimen. Teşekkür ediyoruz Ayşegül'e. 9 saat 5 dakika sürmüş toplantı. Bakalım yansıması nasıl olacak? İlerleyen günlerde göreceğiz. Ama biz şimdi gündemimizin önemli başlığıyla devam edelim. Tarkan hocamızla konuşmaya. Hocam, şimdi bağlantımız esnasında bir taraftan da tabii interaktif yayını takip ederken çok önemli bir izleyicimiz gerçekten model bir soru sormuş. Onu sormak istiyorum size. Ben bir emekli olarak 4350 lira maaş alıyordum. Evet, 4350 lira. Bu maaşın üzerine mi %30 alacağım? Yoksa en düşük emekli maaşı 5500 oldu ya diyor. Onun üzerine mi %30 ekleyeceğim? Tarkan hocama sorar mısınız demiş. Evet, şimdi Fatih Bey, bu da ben bazen hani çok vakit bulamıyorum ama televizyonlara bakıyorum. Şöyle yani bazen belli sorulara öyle cevaplar veriyorlar ki şaşırıp kalıyorum yani. Evet. Şimdi burada 3500 lira hatırlar mısınız Fatih Bey? Biz en düşük işçi ve bağkurların emekli maaşlarını sorduğunuzda ben şu anda alt dilim 3500 lira ama %25 de o zaman zam. %30 evet. Zam bunlara yapılmıyor. Bunlara nominal yani bir rakamsal zam yapılıyor. Onu da Cumhurbaşkanımız birkaç gün içinde açıklayacak evet. diye ifade etmişti. Sonra tabii gündem bambaşka. Onun nedeni şuydu. Yasada 2020 yılının Mart ayında ilk defa bu uygulama yine Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından başlatılmıştı. Evet. Pandemi döneminde 1500 liranın altında SSK ve Bağkur emeklisi maaşı olmayacak diye yasada bir düzenleme yapıldı. 1500'e tamamlanıyor Fatih Bey o zaman için. Daha sonra geçen yılın yani 2022 yılının Ocak ayında bu rakam 2500 liraya çıkarıldı. Temmuz ayında da 3500 liraya çıkarıldı. Hı hı. Şimdi de o yasadaki 3500 lira rakamı şöyle geçiyor. İşte en düşük SSK Bağkur emekli maaşı 5500 liranın altında olamaz. Hı hı. 5500 liraya kadar hazine tarafından maaşları tamamlanır. Şimdi o nedenle tamamlanacak. Şimdi bu vatandaşımız 4350 lira alıyor. %30 zam yapıldığı zaman biraz önce hesapladım 5655 lira. Evet. Ya bu vatandaşımızın maaşı 5655 lira olacak. Şayet bu vatandaşımız örneğin 4000 lira almış olsaydı %30 zam yapılacaktı. 5200 liraya çıkacaktı. O 5500'e. O 5500'e tamamlanacaktı. Tamam. Yani şu anda bizi izleyen vatandaşlarımız her biri Fatih Bey aldıkları emekli maaşını 1.3'te çarpacaklar. Evet. Karşılarına 5500'ün altında hangi rakam gelirse gelsin bunun 5500'e tamamlanacağını bilsinler. Ama buradaki vatandaşımız gibi 5655 lira olan %30 zamla birlikte onlar da 5655 lira alacaklar. 5500'ün üstünde olduğu için ama evet. altında olsaydı 5500'e tamamlanacaktı. Yani bu tamamlama 2000 lira alan için de tamamlama, 3000 lira, 4000 lira, 5450 lira alan için de yine 5500'e tamamlanacak. Ama onun dışında vatandaşlarımız ya 6000 lira alan birisi şimdi, %30 zammını koyup 7800 lira alacak hocam, diye. Hocam seyircimizin şu an itibariyle belki tırnak içinde söylüyorum sükutu hayale uğraması doğal ama buna yol açanlar az önce sizin söylediğiniz gibi yanlış hesaplar yapanlar ya da ne bileyim işte popülist davrananlar değil mi? İşte soruyor hayır evet. sizin önce 5500'e tamamlanacak onun üzerine %30 alacaksınız deyince üf yani değil mi? 4350 evet. ile 5500'ün %30 arasında ciddi fark var. Elbette vatandaşımız seviniyor haklı olarak. Haklı olarak ama böyle ama doğrusu bu. Doğrusu bu. Evet. Yani bir de Fatih Bey sizin dediğiniz örnekte olduğu gibi onu söyleyenler olduğu gibi en düşük yani 5500'e tamamlanma maaşı %57 arttı evet. ya 3500'den. Yani tabii haklı olarak insanlar acaba bizim maaşımızla mı %57 arttı diye düşünüyorlar. O bir taban oldu. Evet. Yani oradaki artış dediğim gibi o kanunda
Şu anda 3500 liraya tamamlama düzenlemesi, o da mecliste Fatih Bey. Bu biraz önce bahsettiğimiz memurların %30'a çıkarılması düzenlemesi gibi, o da bir kanun, aynı kanun içerisinde bir madde olarak 5500 liraya çıkarılacak. Dolayısıyla evet, her bir vatandaşımız mevcut aldığı maaşı, emekli maaşını %30'la çarpacak ya da 1.3'te çarptığında rakamı görecek. 5500'ün altında kalan herkes 5500 alacak. Üstünde kalan da zaten karşılığında neyse %30 zammın yine onu kendisi hesaplamış olacak. Peki. Şimdi hocam bir de mutlaka size de etiket gelmiştir sosyal medya üzerinden. TRTHaber.com'a da bu şekilde çok soru gelmiş. Kamu işçisine refah payı olur mu? Yani bu memur zammından sonra kamu işçilerinin de beklentileri var. Kamu işçileri kimlerdir? Bu da evet, önemli. Bu da yine Fatih Bey, yani hani kamuoyunda konuşuluyor. Yine insanlar ya kamu işçilerine refah payı verilecek mi deyince, bazıları hatta asgari ücrete zam yapıldı ya diyenler bile var. Evet. Yani hiç ilgisi yok. Kamu işçileri, kamuda biliyorsunuz memurlar var, sözleşmeli personeller var. Onlar da biliyorsunuz kadroya geçirilecek. Bir de kamu işçileri var. Bu kamu işçilerin içerisinde işte 2018'de taşerondan kadroya geçenler de var. Şimdi bunların sayıları da yaklaşık hani şeye baktığımızda Cumhurbaşkanlığı Strateji Bütçe Başkanlığı'nda 1.2 milyon civarında kamu işçisi var. Toplu sözleşme yapıyorlar. Tıpkı memurlarda olduğu gibi 2 yılda bir yapıyorlar. Ve toplu sözleşme imza dönemleri tekli yıllar dediğimiz, işte en son 2021'de yapılmıştı. Şimdi 2023 yılında yapılacak. 2023 yılında toplu sözleşmeleri başlıyor Fatih Bey. Hı hı. Ve toplu sözleşmelerinde akçeli maddeler dediğimiz, yani parasal maddelerini, ücret zamlarını, sosyal haklarına ilişkin zamlarını konfederasyonlar yapıyor. İşçi konfederasyonları yapıyor. İdari maddeleri de sendikalar yapıyor. Dolayısıyla onların da görüşmeleri bu ara başlayacak. Benim bildiğim mesela Türk İş bu çerçevede 17 Aralık'ta bir toplantı yapacak. Kamu Koordinasyon Kurulu diye kamuda sözleşme yapan sendika başkanlarıyla bu konuda tekliflerini sanırım Cumhurbaşkanımıza ya da Çalışma Bakanımıza götürecekler. Ama beklenti kamu işçilerinde memurlara biliyorsunuz 13.52'lik bir refah payı verilince işçiler bize de acaba bu verilecek mi diye böyle bir talepleri söz konusu. Bu talep de şuradan kaynaklanıyor. Geçen yıl memura Ocak ayında biliyorsunuz %2,5 refah payı ilave zam verilmişti. Evet. Aynı zam kamu işçilerine de 1 Ocak'tan geçerli olmak üzere aynı refah payı onlara da verilmişti. O nedenle hani haklı olarak o dönem verildi, acaba bu dönem verilir mi diye bir beklentileri söz konusu. Ama buna özellikle toplu sözleşme dönemleri de olduğu için önümüzdeki günlerde karar verilecektir. Ve ben hani işçi, memura verilen haklarla ilgili özellikle ücret noktalarında bazen eşitlik sağlanıyor. Dolayısıyla ben bu refah payının, hani rakam ne olur onu göreceğiz, refah payının da masada olacağını düşünüyorum. Peki. Hocam bir haberimiz var. Şimdi ona bir bakalım. Memur konfederasyonları ilave %5 zammı TRT Haber'e değerlendirdi. Memursen Genel Başkanı Ali Yalçın refah payının önemli bir adım olduğunu söyledi. Türkiye Kamusen Genel Başkanı Önder Kahveci de taleplerimiz nispeten karşılık buldu dedi. Memur ve emekli maaşlarına önce 125 zam yapıldı. Sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan zammı %30'a yükseltti. Memursen Başkanı Ali Yalçın ek 5 puanlık zammı TRT Haber'e değerlendirdi. Memurların, emeklilerin beklentisi kısmında 25'in yetmeyeceğine ilişkin ortaya koyduğumuz refleksin bir gün sonra dikkate alınarak 30'a çıkarılmış olması da başlı başına bu anlamda önemli bir adımdı sahanın beklentilerinin görülmesi açısından. Yalçın ilave zammın refah payı olarak verildiğine dikkati çekti. Önemli bir adım atıldı dedi. 13.52'lik kısım üzerine yapılan ilave kısım refah payı uygulaması olarak veriliyor ve bu enflasyon hesabında dikkate alınmayacak en önemli kısmı bu zammın burası.
Bir değerlendirme de KamuSen Genel Başkanı Önder Kahveci'den geldi. Hem diplomasiyi hem de diyalog süreçlerini işleterek bu konudaki görüş düşüncelerimizi muhataplarımızla paylaştı. Bu nispeten karşılık buldu. Önder Kahveci önümüzdeki süreçte fiyatların kontrol altında tutulmasının önemli olduğunu vurguladı. Piyasa da şunu fırsata çevirmesin. Yani asgari ücret arttı, memurlara ücret artışı verildi. Dolayısıyla biz de hadi piyasaya zam yapalım. Çok doğru yaklaşım olmaz. Evet, şimdi sendikaların nabzını da haberimizde görmüş olduk. Hocam, kısaca bu 3600'den de bahsetmek isteriz. Artık işte ne zaman yürürlüğe girecek, bunu öğrenmek istiyoruz. 3600 ek gösterge zammı ne zaman hesaplara yatırılacak? Daha çok emekliyi yakından ilgilendiriyor. Bunu da öğrendik sizden. Ama halen çalışan memurların da 3600 ek göstergeden az da olsa ek zam alma durumu var. Doğru. Bunu paket halinde bir dinlemek isteriz sizden. Şimdi 3600 ek gösterge düzenlemesi 5 Temmuz'da resmi gazetede yayınlandı. Tabii 2003'e geldik artık. Yılı da söyleyelim. 5 Temmuz 2022'de yasalaşma süreci tamamlanmış. Ama yürürlük tarihi 15 Ocak 2023 tarihi olmuştu. Dolayısıyla bu 15 Ocak'ta hem yeni maaşlar belli olacak, hem yeni emekli maaşları, hem de 3600 ek göstergenin etkilerinin görüldüğü bir dönem olacak. 15 Ocak 2023 tarihi. Tabii 3600 ek göstergenin en önemli faydası emeklilik maaşlarındaki ortaya çıkaracağı artış. Aktif çalışana da elbette etkisi var. Onu da yaklaşık olarak tabii kişinin hizmet süresine, yılına, durumuna göre değişiyor buradaki etkisi Fatih Bey. Yani çalışanlara 600 ek göstergenin yaklaşık katkısı 220 lira ile 240 lira arasında değişen bir farklılık var. Bu tabii kişinin bulunduğu görev, aldığı ücret, makam birçok faktör etkiliyor. O yüzden yani yaklaşık 220 ile 240 lira arasında bir etkisi olacak. Ama başından beri emekliye önemli katkılar sağlayacak demiştik. Yine mesela 25 yıl görev yapmış olan bir örnek üzerinden gidelim. Yani burada farklı meslek gruplarına verildi biliyorsunuz. Başta işte öğretmenler, din görevlileri, polisler, hemşireler, daha sonra sağlık çalışanları, lisans mezunu, evet, onlar dahil edildi, şube müdürleri dahil edildi. Başka birçok meslek grubu dahil edildi. Orada 25 yıl görev yapmış biri, bir de iki grup vardı Fatih Bey. Bir 2200'den 3600'e çıkanlar, bir de 3000'den 3600'e çıkanlar var. Mesela biz yaptığımız bir hesaplamada 25 yıl görev yapmış bir kamu görevlisi bu saydığımız mesleklerde 2200'den 3600'e çıkınca emekli maaşında 1847 liralık bir artış söz konusu olacaktı. Bu son %30 zamla birlikte bu rakam 2401 liraya çıktı Fatih Bey. Bu kişi 25 yıl görev yapmış kamu görevlisi 3000'den 3600'e çıktığında 1639 liralık bir artış söz konusu olacaktı maaşında. Bu da %30 zamla birlikte 2131 liraya çıktı. Eğer bu kişi 30 yıl görev yapmış bir kamu görevlisi ise yine 2200'den 3600'e çıkan bir kamu görevlisinin 1970 lira artacaktı. Son %30'luk zamla birlikte 2561 liraya çıktı. 30 yıl görev yapmış biri 3000 göstergeden 3600'e çıkınca buradaki maaş artışı da 1748 lira olacaktı. %30 zamla birlikte bu 2272 liraya evet, çıkmış oldu. Bu hani rakamsal veriler Fatih Bey. Biz başından beri şunu söylüyoruz. Bir 3600 ek göstergeye gelmiş, şu anda emekli olmayı düşünen kişilerin emekli maaşlarındaki artış ya da ikramiyelerindeki artış %21.9 ile %24.7 arasında olacak. Biliyorsunuz bu emekli olmuş mevcutta kamu görevlilerinin maaşlarını da artıracak. Onlar da yine maaşlarına hem hizmet yaptıkları yıla göre hem 2200'den 3600'e mi 3000'den 3600'e geçme durumlarına göre onlar da %21.9 ile %24.7'lik artışı
uygulayabilirler. Onu uyguladıktan sonra da zaten %30'luk da Ocak ayında gelecek zam var. Bununla birlikte gerçekten özellikle çok büyük bir beklentiydi. Bu artışlar onlar için bence memnuniyet oluşturan bir artış olacak. Bir de Fatih Bey, çok konuşuluyor, çok medyada da, ben sosyal medyada da çok soru alıyorum bu çerçevede. Mesela 65 yaştan emekli olan, Kasım ayında emekli olmuş bir öğretmenimiz soruyor bana. Diyor ki ben 3600 ek göstergeden yararlanacak mıyım? Yaş haddinden emekli oldum. Evet. Emekli olmuş olanlar da yararlanacağı için, yani 1 Ocak'ta emekli olan da yaş haddinden, Kasım'da da olmuş olan ya da 2022 yılının herhangi bir döneminde emekli olan da 15 Ocak itibariyle 3600 ek gösterge düzenlemesinden yararlanacaklar. Kaldı ki, yani hep söylüyoruz, 30 yıl önce emekli olmuş bir polis memuru da, öğretmen de, hemşire de, din görevlisi de, varisleri şube de, müdürü de yararlanacağı gibi, bahsettiğiniz gibi kendileri vefat etmişse evet, hak sahibi olarak kendilerine maaş bağlananlar da bu artıştan yararlanacak. Yani benim babacığım da rahmetli emekli öğretmen. Allah annem rahmet de etsin. Yararlanacak yani. Evet, evet. Yani o babanızdan maaş evet, aldığı için elbette yararlanacak. Teşekkür ederim. Hocam, şimdi artık sürenin sonuna geldik ama her zaman olduğu gibi inisiyatif alarak sosyal medyadan gelen mesajları Sayın Hocam'a ben aktarıyorum. Zaten sizden de geliyor. Şöyle hızlıca bir 3-4 dakika gidelim mi hocam üstünden? Şöyle evet, soru cevap gibi birer cümle. Olur, olur, olur. Mesela 2925 tarım SSK EYT kapsamında mı demiş izleyicimiz? Ya elbette 8 Eylül 99 öncesinde başlayanlar hangi statüde olursa olsun EYT evet, kapsamında. Kamuda çalışan kiralık araç şoförleri kadro bekliyor. İletiyoruz buradan. Evet, onlar başından beri hani evet, taşeron. Ya yani bunları her geçiş, çalışma evet, hayatıyla ilgili her yayınımızda sizin taleplerinizi iletiyoruz. Zaten talep iletiyoruz burada, değil mi? Bir tasarruf yetkimiz elbette, yok. Elbette, elbette. Hatta onlara ekleme yapalım. İşte TSI inceleme elemanları, HBYS çalışanları, artık ezberledim hocam. Evet, güzel. Kiralık araç şoförleri, Karayolları Genel Müdürlüğü'nde danışmanlık çalışan, değil mi? Veren. Bakım onarım hizmeti veren, yol hizmeti veren işçilerimiz. Ondan sonra bu sosyal misafirhanelerde, tesislerde çalışanlar. Ordu evi, polis ordu evi, evet, öğretmen evi, belediyelerde çalışan, başta zabıtalar evet, olmak üzere diğerleri. BİT çalışanları, belediye evet, iktisadi teşekkür evet, çalışanları. Yani benim aklıma gelenler bunlar. Hepsini tek tek söylüyoruz. Taleplerinizi iletiyoruz. Hastane yemekhanelerinde çalışanlar. Evet, HBYS'yi söyledim galiba. Galiba, değil mi? Evet. Yine karayolları danışmanlık hizmetleri verenler, hı hı, onlardan da geliyor. Yani burası hani devletin kanalı Fatih evet, Bey. Biz de emek dünyasının bütün sorunlarını dile getirmeye çalışıyoruz. Hani evet, çözüm iradesi hem Sayın Cumhurbaşkanımız, hem Türkiye Büyük Millet Meclisi, hem Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız, onlar da ya bu meselelere tabii, zaten çok duyarlı olduklarını icraatlardan görüyoruz. Biz tekrar dile hocam, getirmiş evet, olalım. Bunları da dile getirdik. Sadece bir cümleyle, bir izleyicimiz de çok gündeme gelmişti. Geçici işçilere kadro meselesi ne olacak? Evet, evet. Yani o da Fatih Bey, hı-hı, çok yakında yani buna dair Sayın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Vedat Bilgin Hocamız çok net ifade etti. Dolayısıyla o sorun da çözülecek. Geçici işçi meselesini burada bizde yayında da söylemişti. Daha önce de ifade etmişti. Dolayısıyla o konuda da bir endişeye mahal yok. Sayın Bakanımız sürekli emekçiler endişe etmesinler diye söylüyor. Gerçekten yani geçici işçi kardeşlerimiz de yakın zamanda onların da sorunları çözülecek. Hocam çok teşekkür ederiz. Bu akşam da verimli bir sohbet oldu. Evet, ben teşekkür ederim. Bilgilendik, bilgilendirdik, değil mi? İyi geceler diliyorum size hocam. Sağ olunuz. Şimdi çalışma hayatındaki son gelişmeler konuşuldu. Ardından bir de market meselesi var. Şimdi bazı zincir marketlerin fiyat sabitleme ve indirim uygulaması devam ediyor. Tüketiciler bu durumdan oldukça memnun tabii. Uzmanlara göre bu adım enflasyonu düşürmeye katkı sağlayacak. Uygulamanın sürdürülebilir olması için denetim mekanizmasının iyi çalışması gerektiği belirtiliyor efendim. Kredi kooperatifi marketleri 600 üründe fiyatları indirdi. 750 üründe ise sabitledi. Bu adım zincir marketlere de örnek oldu. Bazı marketler fiyat sabitleme kararlarını ardarda açıkladı. Amaç vatandaşın ucuz gıdaya erişebilmesi.
fahiş fiyatla fahiş kar etme yerine ve olağanüstü durumlardan faydalanma yerine daha az kar ederek ama genelde daha fazla ciro ve esas tüketiciyi alım gücüyle endeksli, alım gücüne paralel tüketicinin beslenebilir gıdaya ulaşımını, sağlıklı gıdaya ulaşımını sağlamak. Zam yapmama kararı tüketicinin yüzünü güldürdü. Vatandaş diğer firmalardan da aynı adımı bekliyor. İyi bir uygulama, inşallah devam eder. Memnunuz yani. Güzel uygulama, indirimler var burada. Peki fiyat sabitleme kararının enflasyona etkisi ne zaman görülür? Gıda grubunun sabit kalacak olmasının enflasyona son derece olumlu katkı sağlayacağını değerlendirebiliriz. Şubat ayında açıklanacak olan Ocak verisiyle beraber biz enflasyonda bu fiyat sabitlemelerinin olumlu etkisini görürüz. Uzmanlar uygulamanın sürdürülebilir olması için denetim mekanizmasının iyi çalışması gerektiğini belirtiyor. Fırsatçılara meydan vermemek için fiyatlara üst sınır uygulaması getirilmesi tavsiye ediliyor. Şimdi bugün gerçekten çok yoğun, birbirinden önemli gündem maddeleri vardı. Onlardan bir diğeriyle devam edelim. Anayasa Mahkemesi, HDP'nin kapatılması davasında partinin hazine yardımı bulunan hesaplarına geçici bloke konulmasına karar verdi. Yüksek Mahkeme, HDP'ye savunma yapabilmesi için bir ay süre tanıdı. Bu süre tamamlandığında geçici bloke kararı tekrar değerlendirilecek. HDP'ye kapatma davasında süreç işliyor. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı HDP'nin terör örgütüyle iltisakı dava süresince de devam ediyor dedi. Partinin hazine yardımlarının bulunduğu banka hesaplarına bloke konulmasını ikinci kez istedi. Anayasa Mahkemesi talebi yerinde buldu. Geçici bloke kararı verildi. Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin ilk olarak iddianamede HDP'nin hazine yardımı bulunan hesaplarına bloke konulmasını talep etmişti. Ancak Anayasa Mahkemesi talebi herhangi bir gerekçe sunulmaması nedeniyle reddetmişti. Şahin talebini 19 Aralık'ta yineledi. İlgili mevzuata göre hazine yardımları yılın ilk 10 günü içinde siyasi partilerin hesaplarına yatırılıyor. Bu kapsamda HDP'ye 179 milyonu 10 Ocak tarihine kadar olmak üzere 539 milyon lira hazine yardımı yapılacaktı. Yüksek Mahkeme Başsavcılıktan gerekçe istedi. Başsavcılığın Anayasa Mahkemesi'ne gönderdiği 11 sayfalık yazıda bir kez daha HDP'nin terör örgütü PKK ile irtibatının devam ettiği belirtildi. Yüksek Mahkeme yaptığı toplantı sonrası HDP'nin hazine yardımına geçici bloke konulmasına karar verdi. HDP'ye savunma için bir ay süre tanındı. Bir ayın ardından geçici bloke kararı tekrar değerlendirilecek. Bu arada devam eden yargılama kapsamında Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin 10 Ocak'ta Anayasa Mahkemesi'ne sözlü açıklama yapacak. Efendim Manisa'nın Salihli ilçesi üzücü bir olaya sahne oldu. Baba ve 2 yaşındaki oğlu su kuyusuna düştü. Baba Aytuğ Demir'i ve 2 yaşındaki oğlu Batu'yu kurtarmak için yoğun bir çaba sürdürülüyor. Hemen o kurtarma çalışmalarının gerçekleştirildiği noktaya döneceğiz. Muhabir arkadaşım Damla Bürçeler takip ediyor. Damla, iyi bir haber var mı? Çalışmalar ne yönde ilerliyor? Fatih, iyi haber olması için ekipler çalışmalarını sürdürüyorlar. Maalesef şu an için bir haber yok. Saat 17 sularında yaşandı bu elim olay. Baba ve 2 yaşındaki oğlu su kuyusuna düştü. Aslında 2 yaşındaki Batu Demir su kuyusuna düşmüştü. Babası onu kurtarmak için arkasından gitti. 66 metrelik bir su kuyusu olduğunu biliyoruz ve saat 17.30 sularında da babadan bir ses geldiği ve 15 metre derinlikte olduğu ifade ediliyor. Şu anda gördüğünüz o derin kuyu aslında hem babaya hem de çocuğuna ulaşmak için açılan bir kuyu. Kuyunun çünkü bir kum yığını burası, gördüğünüz gibi bir taraftan da önlemler alınıyor. Zira bir toprak kaymasıyla da daha büyük bir başka bir olayla da karşılaşmamak için ekipler çok ciddi bir çalışma gerçekleştiriyor. Adım adım ilerliyor. Ve hızlı ilerlemeye çalışıyorlar bir taraftan da, tabii zamanla yarışıyorlar burada.
2 can toprak altında maalesef şu anda. Ama görüldüğü üzere 15 metre derin bir kuyu kazıldı ve oradan düşüldüğü noktaya, baba ve oğlun düştüğü noktaya ilerlemeye çalışacak arama kurtarma ekipleri bir boru yardımıyla ilerleyecekler. Gördüğünüz gibi biz tabii çok fazla o tarafı gösteremiyoruz, ilerleyemiyoruz. Dediğim gibi güvenlik önlemleri de had safhada. Burada çevrede bulunan İnsanlar da uzaklaştırıldı başka bir olay yaşanmasın diye. Ancak dediğim gibi saat 17'den beri burada büyük bir çaba sarf ediliyor. 2 yaşındaki Batu'yu ve babasını kurtarmak için. Baba Batu düştükten sonra arkasından o can havliyle tabii ki atlıyor ama Batu biraz daha aşağıda olma ihtimali var. Çünkü hemen arkasından babası atlıyor. Hemen tabii olayı görenler polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. 17 sularında itfaiye ekipleri su kuyusunda iş makinesiyle arama kurtarma çalışması başlattı burada gördüğünüz gibi. AFAD burada, UMKE ekipleri burada tabii ki bu arama kurtarma çalışmalarına destek veriliyor. Bir taraftan da oksijen tüpleri var burada. Oksijen tüpüyle o kuyunun içine oksijen verilmeye devam ediliyor. Saat 17'de bir ses geldi dedim babadan ve oğluna dokunduğunu ifade ettiği söyleniyor burada. O yüzden çok da uzakta olmasa gerek baba ile oğul birbirinden. Umarız öyledir. Umarız o ses bize de gelir, biz de duyarız ve hızlı bir çalışma sonrasında da o arama kurtarma çalışmaları başarıyla sonuçlanır. Hem baba hem de 2 yaşındaki Batu kurtarılır ki bu kurtarma içinde ciddi çaba sarf ediliyor. Gördüğünüz gibi AFAD ekiplerini görüyorum. Manisa İtfaiyesi ve İzmir İtfaiyesi burada. Emniyet güçleri gerekli güvenlik önlemlerini bir taraftan almış durumda. Aşağıda da hem kazı çalışmaları hem de o kuyuya doğru ilerleme çalışmaları devam ediyor. Milim milim adım adım ilerliyorlar. Zira dediğim gibi bir toprak yığını burası. Sondaj kuyusuydu bu, bir su kuyusuydu. Bu toprak kaymasına yol açmasın diye ekipler adım adım ilerlemek zorunda. Milim milim ilerlemek zorunda. Biraz içeri giriyorlar. Herhangi bir sorun yaşanmazsa daha ileri devam edecek. Gördüğünüz gibi iplerle, o kovalarla toprakta boşaltılıyor. Bir taraftan iş makinesi saatlerdir bu 15 metrelik, 16 metrelik kuyu açmak için çabaladı. O kuyu açıldı şu anda ve baba ve oğlun düştüğü noktaya ilerlemeye çalışacak arama kurtarma ekipleri. Manisa'nın Salihli ilçesindeyiz biz şu anda ve maalesef elim bir olay yaşandı Fatih. Ama şunu söyleyebiliriz, umarız 15 metre derinlikte dedik baba, 66 metrelik bir kuyu olduğunu düşünürsek aslında bu biraz olsun içeri su serpen bir şey diyebiliriz. Çünkü 15 metreye ulaşmak biraz daha kolay olacak ekipler için. Umarız hem babaya hem de 2 yaşındaki Batu'ya bir an önce ulaşılır ve biz de o güzel haberi vermiş oluruz. Sayın seyirciler, son kurşununa kadar kahramanca çarpıştı. Canı pahasına teröristlerin hain planlarını engelledi. İzmir Adliyesi'ndeki saldırıda şehit olan polis memurumuz Fethi Sekin, tıpkı Ömer Halis Demir gibi Türk milleti için canını feda eden bir kahramandı. Onun bu kahramanlığına ve cesaretine bütün dünya şahit oldu. Şehadetinin 6. yılında kahraman polis Fethi Sekin'in öyküsüyle devam ediyoruz. Son mermisine kadar çatıştı. Masum insanları kurtarmak için canını feda etti. Teröristlerin hain planlarını bozdu. İzmir'in şehidi Fethi Sekin, 9 yıl boyunca çalıştığı İzmir Adliyesi'ni, mesai arkadaşlarını, İzmirlileri canı pahasına korudu. Çatışma tam bu noktada, bu cadde üzerinde yaşandı. Fethi Sekin canı pahasına teröristlerle çatıştı. Bu noktaya geldiğinde artık yere düştü ve buradan şehadet yolculuğuna başladı. Kahraman polis Fethi Sekin şehadetinin 6. yılında bir kez daha minnette anılıyor. Rahmet Fethi olmamış olsaydı bugün belki 200 kişinin yası tutulacaktı. Kendi canını siper etti. 200 kişinin canını kurtardı.
Kahramanlığıyla gönüllerde taht kuran Fethi Sekin 1973 yılında Elazığ'ın Baskil ilçesinde dünyaya geldi. 6 kardeşi olan Sekin'in en büyük hayali polis olmaktı. Liseyi bitirdikten sonra bu hayali gerçek oldu. 1995 yılında Kilis'te göreve ilk adımı attı. 7 yıl sonra İzmir'e tayine çıktı. Fethi Sekin'in İzmir'deki son görev yeri adliye girişindeki trafik kontrol noktasıydı. Merhameti ve yardımseverliğiyle tanındı, çok sevildi. Fethi abim, abim diyorum, sadece benim abim değil aslında bütün adliyenin abisiydi. O da onun o yüce gönüllülüğünü, saygınlığını gösteriyordu. Evliydi. 3 çocuğu vardı. Burak Tolunay, Dila ve Nisa şehit polis Fethi Sekin'in göz bebekleriydi. O çocuklarını milletin yüreğine emanet etti. Şehit Fethi Sekin'in cenazesi Elazığ'ın Baskil ilçesine bağlı Doğancık köyünde çok sevdiği annesinin yanına defnedildi. Baba Mehmet Zeki Sekin son nefesine kadar çocuklara ve gençlere oğlunun kahramanlığını anlattı. Vallahi işte, anısını işte, Türkiye'nin kalbinde yaşıyor. Camisinde, hastanesinde, okulunda, kütüphanesinde, cüvedesinde, soğanda ismi yaşatılıyor. Baba Sekin geçen yıl 14 Kasım'da vefat etti. Şehit oğlunun Elazığ Baskil'deki mezarının yanına defnedildi. Yakın tarihte babamı kaybettim. Vatansever bir babadan da 7 kardeşiz biz. Babamla biz Türkiye'nin bütün bölgelerine konferansa gidiyorduk ve bakıyorduk bir sürü yere ismi verilmiş. Çok gurur ve onur verici bir şey bu. Şehit polis Fethi Sekin her yıl 5 Ocak'ta İzmir ve Elazığ'da törenlerle anılıyor. Kahraman polisin ismi yurdun dört bir yanındaki eserlerde yaşatılıyor. Fethi Sekin sadece bir Fethi Sekin değildi. Onun gibi milyonlarca Fethi Sekin var bu ülkede ve yetişmeye devam edecek inşallah. Fethi Sekin nezdinde bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. İyi geceler.